eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bunalıma girdiği anda ben girdim devreye. Devreye ne yaptınız? Bir tuttum bunu böyle bir sirkeledim. Kalk 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 kendine gel. Ve hemen U dönüş gelin. Hadi buyur dedim güle güle biletini de alayım dedim. İlişki uzmanı ya gerçekten. Sakın dedim gözün arkada kalmasın ben bu düğünü yine yapacağım. Ben sizin taktiklere bayıldım. Benimle evlenir misin hayatım? Yardım edin. Tamali'yi kaydırdı beni. Zafer turu atacağım. Ne güzel kokuyor bu ya. Beni ne hallere soktun. Hep senin yüzünden. Hadi kolay gelsin. Yağmur da yağıyor. Heyecanlıyım. İnşallah tek temennim bu yemeğin güzel çıkması. Ya sıramdan yiyorsun mikser. Çayında buyurun arkadaş. Bak. Beş çayını sofrada görmek istemez. Çeyrekleri toplayalım. Siz beni kıskanıyor musunuz Songül Hanım? Kıskanmak mı? Yani neden güzel bir vücuda sahip. Neden öyle düşünüyorsunuz? Kendime özgüvenim tavandır benim. Hayırdır bugün siz bana mı yürüyorsunuz Songül Hanım? Yemeğini savunamıyorsun. Gelinin senden daha iyi savunuyor yemeğini. Siz boş boş konuşuyorsunuz. Ben boş konuşuyorum. Evet. Tebrikler. Bravo. Alkışlar. Ayşe Hanım cidden ağız tadınız yok. Kızım var mı başka? Daha bir tas alabilir miyim bunu bitirdikten sonra? Siz çok iyi oynuyorsunuz ve şu anda sizi protesto etmek için sofradan kalkıyorum. Ama Elmas Hanım ne yapıyorsunuz? Aa, bu ne şimdi? Gittiği gibi geri gelecek zaten. Salı günündeyiz ve Zuhal Topal'la sofradanın ikinci günü başlıyor. Bugün İstanbul Pendik'te oturan gelinimiz Jale ve kayınvalidesi Hanife Hanım'la dop dolu bir lezzet macerasına atılıyoruz. Şimdi söz Zuhal Topal'da. Efendim ikinci günümüzde sizlere Pendik'ten merhaba diyoruz. Azeli gelinimiz Jale ve kayınvalidesi Hanife Hanım için zili çalacağım. Ve önce zili bulmam lazım. Zil yok mu? Şurada Zuhal Hanım. Nerede? Burada. Ama bunlar genelde... Lambalar için bu da konuluyor. Biraz uzak kalmış. Neyse. Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. Devamı var arkada. Aha. Hoş geldiniz. Sağ ol. Çok, çok teşekkür ederim. Yüzüme gül yedim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Jale, Hanife Hanımcığım. Merhaba. Siz kızısınız herhalde. Evet. Aa, merhaba. Çok hoş memnun oldum. Siz merhaba. Eşi misiniz evet, Jale? Eşim zaten. Merhaba ben Jale, 24 yaşındayım. Azerbaycan'dan geldim. 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Evliyim, 2 çocuğum var. Merhaba ben Hanife, 60 yaşındayım. 6 tane çocuğum var, 9 torunum var. Bana Viyanalı Yörük Hanife derler. İstanbul'da yaşadım, Viyana'ya gittim. Oradan köye gelin gittim. Köyde hiç bilmediğim halde bütün köy işlerinin en güzelini yaptım. Her şeyini becerdim. Tarla yeri geldi tarlada, ormana gittim, odun kestim. Ben kül suyuyla çamaşır yıkadım. O günlerin kadınıyım ben. Hep yokluklarla, şeylerle mücadele verdim. Bana Viyanalı Yörük Hanife derler. Ya aslında sert bir insan asla değildir. Çok iyi bir insandır. Çok iyi de anlaşırız. Damarına basmadığın sürece. Damarına tabii ki basmadığın sürece. Kesin çizgileri vardır mesela. O çizgiyi geçemezsin. Mesela dün nasıl konuşmadı ben hayret ediyorum ya.
normalde duran, böyle sessiz, pasif bir insan asla değildir. Hatta yani öyle olsa biz bu programa katılmazdık bile. Benim en çok güvendiğim annem gerçekten konuşmayı bilen ve kesinlikle susmayan, yani lafını da esirgemeyen bir insan. Orada hani söyleyeceği bir laf varsa kırılır mı, gücenir mi de asla yani. Ben bile 6 yıllık geliniyim mesela. Yemek yapayım, tırnak, ben senin yemeğini yemem, tırnaklarım var der yani. Kesinlikle der yani. Ben takıntılıyım, ben... Tırnak konusunda kesinlikle. Ben hijyene çok önem veririm. Takıntılarım var. Tencerenin kapağını açtığı zaman dikkat ederim. Şöyle ters mi koydu yoksa hani yemek koyuyor ya, şu şekil mi koydu yoksa şu şekil mi koydu? Eğer bu şekil koyduysa kapağı, asla. Bin bir eziyetle uzattım tırnakları. Annem geldiğinde kesmek zorunda kalıyor. Kes demem ama kendisi kesiyor. Evet. Çocuklarım bana mesela hepsi der, gel buraya, burada kal. Yurt dışındaki kızım çağırıyor. Ben köyde, benim evim 3 oda bir salon, koskocaman evim var köyde. Her şeyle. Ben orada mutluyum. Hayvanlarımla, tavuklarımla. Ben yani, şu anda... Çok zor yani. Şu anda... Bazen sabah gelip akşam döndüğü oluyor. Hatta biz diyoruz ki gitme, hani geldin, kal biraz. Yok, kesinlikle dönmek istiyor. Yani İstanbul'da yaşayamıyor. Bu İstanbul'un trafiğini mi çekeyim yani? Gayet rahatım. Yazın her gün denizdeyim. Çok inatçıdır gelinim. Gerçekten yapmayacağım dediği şeyi yaptıramazsın. Bu yarışmaya ben katılmak istedim. Güveniyorum. Eli de çok pratik. Yetiştireceğine de inanıyorum. Benim yaptığım ara sıcağı bile bugüne kadar ben hiç görmedim kimsenin yaptığını. Ve normalde bazı gelinlerin ana yemeği bile benim ara sıcağımdan daha basit. 15 bini alacağım ve çatır çutur yiyeceğim. Gelinime sonuna kadar güveniyorum. 15 bin bizim olacak inşallah. Kaç yıllık gelin? 5. 5 yıllık, o kadar var mısın sen? Sanki 1 yıllık evliymişsiniz gibi bir haliniz var. 2 tane çocuğu var. Aa maşallah maşallah. Evet. Kime geldik biz Zafer? Burası sizin ev mi? Evet, burası sizin evimiz. Azerbaycan'dan geldi gelin. Biliyorum, biliyorum. Ne zaman geldin Türkiye'ye, evlendikten ben sonra mı? Evlendim, öyle geldim. Evet, 18 yaşımda geldim. Peki nerede tanıştınız siz? Türkiye'de mi, Azerbaycan? Azerbaycan'da tanıştık. Zafer biz. Anlatsana biraz. Bakü'ye gitmiştim ben tatil için. Zaten. Ha, tatile gittin. Evet. Aslında biraz konuştuk falan, iş biraz ciddiye binince hani... Ben artık evlenmek istiyorum, ayrı kalmayalım hesabı. Ne kadar sonra ciddiye bindi iş? 3-4 ay sonra. Ha bayağı kısa. Bana bir, tabii bana bir 10 gün gibi bir ulaşamadığı bir süre oldu. Niye ulaşamadı? Kapattı mı cebini? Yok, ben İran'a gittim. Benim anneannem de orada yaşıyor. İranlı bizim aslında. İran'a da Azerbaycan'a da kucak dolu sevgiler. Çok izleyen var orada. Teşekkür ederim. Sevgiler, gerçekten selamlar. Gerçekten çok seviyorlar. Ve biliyorum, ben kime söylesem herkes çok heyecanlı. Sağ olsunlar. O şekilde bir 10 gün gibi bana ulaşamadığı oldu. Geri döndüm zaten bir 300 tane mesaj. Neredesin? Aa, nasılsın? İyi, ümidi kesmedin Zafer. Gitti bu kız artık. Zafer çok o üzüldü. Arada... Çok problem yaşadı. Jale siz yapamam. Ben Jale'yi istiyorum diye biz acayip bunaldık. Bunalıma girdi. Bunalıma girdiği anda ben girdim devreye. Devreye. Ne yaptınız? Bir baktım eve geldim. İnternet elinde böyle yani ulaşamıyor şey. Çaresiz. Hüngür hüngür ağlıyor. Aa. Tuttum bunu böyle bir sirkeledim. Ağlatmışın çocuğu be. Bir sirkeledim. Nasıl sirkeledim? Sen benim oğlum olamazsın. Kendine gel. Kendine gel dedim, kendine. Aa. Sen benim oğlum olamazsın dedim. Nasıl dedim bir kız için ağlıyorsun sen dedim. Yapamazsın böyle dedi. Kuaför, bayan kuaförü. Aa. Tabii. Aa. Gidiyorsun dedim, kızlarla resim çekiliyorsun. Aa. Ondan sonra selfie yapıyorsun. Anneye atıyorsun mi dedim. Aynen böyle. Aa. Aynen peşine böyle. Peşine Zahle'ye telefonları açtı tabii bu arada. Kendine gel. Ve hemen U dönüş gelin. Bak anne işi biliyor. Evet. Anne işi biraz evet daha gerçekten bitmedi. Daha gitmemiş. Durun. Tommy continue. Bak şey balık gelinlik istiyor hanımefendi. Balık gelinlik. Balık gelinlik. Benim hiç balık gelinliğim olmadı. O hanımefendi de bir ufak bir iğneleme, bir serzeniş, bir şey. Hanımefendi balık gelin istiyor. Balık gelin. Mermaid olacak. Aynen, deniz kızı. Aynen balık gelin. Ayaklarıma kara sular indi. Niye bulamıyorsunuz öyle model? Gerçekten bulamadık ya. Aksilik ya. Yani belki 100 tane yere girdik, bulamıyoruz ya. Var, evet, kabarıklar yok var. Evet, balık, ben de sevmiyorum. Herkes aynı şekilde giyiniyor. Kendi bir gün olacak, kendi istediğim şeyi giymek istiyorum. Balık evet gelinliği. Bayağı bir aradım. Bakın balık gelinliği. Evet. Ha burada. Evet. Tamam. Aşağısını göremiyorum ama aşağıda bir böyle bir iniyor yani. Evet. Sen nerede buldunuz? Özel diktirseydiniz siz de bir yani moda evine. Aynen, aynen istek üzerine. Tabii biz bunlarla uğraşırken bunlar tekrar tartıştılar ve Zahir Bakü'ye gitmeye karar verdi. Düğüne. 3 gün kala. Salonun tutuldu her şey. Düğüne 3 gün kala.
tartışmışlar. Ha. Biz de iki kızımı da aldım. Buraya dedim, kadar bir dakika, geldik. Bir dakika kızım, bir dakika. Bir dakika. Cale dedim. Hadi buyur dedim, güle güle biletini de alayım dedim. İlişki uzmanı ya. Gerçekten annen olayı bak, erkek ve kadın arasındaki bütün stratejileri, yolları hepsini çözmüş. Va, bravo Ali falan ya. Gitmek istiyorsan güle güle ama dedim sakın dedim gözün arkada kalmasın, ben bu düğünü yine yapacağım. O gelinliği de başka geline giydireceğim dedi. Oo. Üç gün sonra bu düğün yapılacak dedi. Ben sizin dedi. Taktiklere bayıldım. Anne i̇şte dedi, bu. Ve aynen gene mi U dönüşü? Aynen. Yine gelin U anne dönüşü. Dedi seni dedi arkamda zannediyordum dedi. Öyle yağma yok. Siz niye yapmışsınız? Aslında evet. Bu evliliği mimarı diyebiliriz Hanif evet, Hanım'ın gazları evet, ve değişik stratejileriyle. Peki şimdi Kandıra'da olduğu için çok sık görüşemiyorsunuz herhalde. Şimdi çok fazla sık rahatsın. Görüşemiyoruz. Ama. Yok be. Yok be. Böyle bir şey yok. Ben de. Ay ben de. Aşk olsun Zuhal Hanım de. Biz ona ben yalvarıyoruz lazım. Gel diye. Gerçekten. Gerçekten. Kızı, yani gerçekten. Ablalarım da ben de. Bir tane daha gelinim gel var. Gel diye gerçekten yalvarıyoruz ama gerçekten kesinlikle, gelmiyor. Kesinlikle. Şu en sol köşedeki görümceyle nasıl aranız? Kayınvalidesi o zaten, ben değilim. Ben fark ettim potansiyeli, ondan soruyorum zaten. Gözler görümce görümce bakıyor. Söyle bakalım tatlışkom ne pişireceksin bize bugün? Yörük çorbası yapacağım. Yörük çorbası. Güzel. Evet. Patates rulo, patatesli kıymalı rulo yapacağım. Üstüne kaşar peyniri tekrardan fırına verilecek. Tamam. Dereotlu poğaça yapacağım. Oo. Tabii Azeri usulü demleme pilav yapacağım. Çok güzel. Evet, bir de ona ben dip yapacağım. Aa, galiba dip. Dün evet bayan yapmış bu pilavı ama jasmin pirinciyle yapmış. Normalde öyle basmati değil. Basmati ile yaptı. Evet, ama ben o pirinci Azerbaycan'dan şeyli getirdim. Şeyli tavukla etli mi yapacaksın pilavı? Hayır, dipini hamurla yapıyorum ben. Aa, o şekilde, hatırladım. Yes, şah aşı derler bize, şah ha, pilavı sanki derler. Sanki bir gelinimiz ona benzer bir şey yapmıştı. Evet. Yemek olarak ne var ana yemekte? Ana yemek olarak sebzeli etli güveç var ve ben bunu taş fırına götüreceğim. Taş fırında pişireceğim. Ha süpersin, güzel tabii. Fikir. Evet. Ya bayıldım. Bence zaten güveci normalde evde fırına koyup pişirince bence o olmuyor. Biraz doğru söylüyorsun, taş fırının biraz, tadı evet. Başka. Aynı zamanda güveçte Azeri buğulaması diyoruz buna. Sebzeli. Ana yemeğimizin ismi evet. Aynı zamanda Azeri güveçte buğulama. Evet. Tamam, salata aynen, ne seçtin? Havuçlu, cevizli. Tavuk etli salata olacak. Salataya bak, o da yemek gibi iddialı evet. Ha. Evet. Tatlı olarak ağlayan kek yapacağım. Ağlatmasın bizi o kek. En son mutluluk gözyaşlarını o kekle akıtacağım artık. Çikolata damlalarıyla mı ağlayacak yoksa? Evet. Çok iddialı bulmadım açıkça söylüyorum. Uğraştırıcı bir menü değil. Yani bence zor. Bu menü zor yetişir. Ayşe Hanım bugün kesinlikle el açmasına takılacaktır. Doğal doğal dedi Hanife Hanım. Bugün hazır varsa yandı. Ben günümü atlattım, çok rahatım. Artık onlar benden korksunlar. Seni hemen markete gönderiyorum. Çünkü taş fırına falan da gideceksin değil mi? Evet, taş fırına. Sonrasında vakte ihtiyacın tabii, var. Evet. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkür hadi ederim. Hadi güle güle, iyi sağ alışverişler. Allah aşkına. Zafer hiçbir şey demeden sessizce. Güle güle Zafer. Beraber gidecekler herhalde anladığım kadarıyla değil mi? Zafer pek konuşmaz mı? Böyle midir hep? Bizi görünce mi heyecanlandı? Heyecanlandı biraz da. Sessizdir de kardeşim zaten. Öyle çok şey yapma. Susturmuş adamı. Susturdu. Adamlar dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Kıskançlıklarından bu hale geldi. Ne yapsın ekmek parası? Ne yapsın? Dükkanını aynen, kaparsın Elif abla. Ya başka yapacak bir şey İş yok. İş bu ekmek parası. İşinde de çok iyidir Zafer. Yani herkes gidip Zafer'de saç yaptırmak isteyebilir. Çünkü mesleğinde çok iyi bir seviyede olduğu için. Anladım. O da onu kıskanıyor. Popüler, tercih edilen yani, bir kuaför. Bu ne? Azerice yazmış buraya. Niye getirdin o zaman Zafer'i? Benim yazımı benden başka kimse okuyamaz. Doktor olacak kadınmışım. Ben şimdi bunu nasıl ayarlayacağım? Listeni kontrol etmeden mi alışveriş yapacaksın? Benim hep aklımda mikser. Ben olsun ya da yedek olsun diye yazdım ama sadece ekmeği oraya yazmadım. Bana hatırlat. Dünkü gelinimizin yemeklerini duydun mu? Duydum. Ara sıcak diye meze yapan kızım mı? Ne mezesi yapmış? Kırmızı biberin içine herhalde bir şeyler koymuş. Peynir mi koymuş? Evet. Hazır labne peyniri mi kullanmıştır? Kesin içine dereotu doğramıştır. Biraz da nane koymuştur. Aşkım biraz çabuk. Zafer, Jale seni kıskanır mı? Aşırı. İş yerine günde kaç kere geliyor? Artık gelmiyor kıskanmamak için. Gelmiyor mu? Gidişi kestim oradan. Kıskanınca neler yapıyor? Bütün giydiğim kıyafetlere karışıyor artık. Yok onu giyemezsin, yok bunu yapamazsın. Saçını öyle kestirme. Evet, yok saçını öyle uzatma, yok sakalını uzatma. Sakalını da izin vermiyorum. Eşinin ailenle arası nasıl? Anlaşabiliyor mu? Ablam özellikle, Emine ablam özellikle çok sinirli. Jale de sinirli ama. Sinirli olabilir ama saygılı. Ha. Öbür gelinin nerede? Öbür gelinim İzmit'te. O 6 aylık da. 6 aylık. Onu yakınına almışsın.
Çekmişin kendi tarafına. Ama o gelinim, oğlum kendisi İstanbul'u istedi. Jale'nin marka takıntısı da var. Ya. Tabii. Vallahi hemen hemen bütün kayınvalide ve görümcelerden bunu duyuyoruz. Gelinlerin alışveriş tutkusu, merakı. Belki size çok geliyor olabilir, ona göre normaldir. Bilemeyeceğim artık. Konuşacağız, görüşeceğiz yani. Evet, köyden ne gelmişti Hanife Hanımcığım? Köyden süt getirdim. Evet. Peynir, evet. Yumurta. Bakalım onların kaçta kaçı kalmış, kaçta kaçı uçmuş, katmer gitmiş, birilerinin midesinde yoğurt olmuş. Katmer yaptım size. Jale, Zafer'in sana güzel bir sürprizi var. Sana evlenme teklif etmemiş ama şimdi edecek. Çok güzelsiniz. Benimle evlenir misin hayatım? Kesinlikle evlenirim aşkım. Romantik dansımız nerede? Jale, süre nasıl bu? Çikolata, sos. Başka ne var Jale? Listene bak, listene bak. Listeyi de Azerice hazırlamış. İşaret ben kontrol edemiyorum sayende. Listeyi eline alan gelinimiz eksiklerini birer birer tamamlıyor. Ceviz, toz, şeker. Bir de tuzumuzu falan alacağız. Ekmeğimizi alıp çıkıyoruz muhtemelen. Şurada hemen. Mikser şuraya doğru gelebilirsin. Jale, bir kayınvalide var. Tavuk çorbasını tavuklu olduğu için eleştirdi. İşte eleştirmek için eleştirenlerden hiç pek fazla hoşlanmıyorum. Ufukta süt ve yumurta görüyorum. Evet. Orada onları... bir süt var uzakta. Onları size getirdi. İşte evet. Bak has bu. Evet. Dondurucudan da. Çünkü bozulmasın diye dondurucuya koydum. İyi ki bak. Aa, güzel fikir. Bundan sonra herkes ikramlıklarını dondurucuya koysun ki yiyemesin buzlu buzlu bu. Mikser yiyor evet. Biz de sizler için bir şeyler hazırladık. Aa, yumurta. Evet. Ay canım ne hazırladınız ya? İkramlıklar hazırladık. Getir getir. Olur, olur. Biz mikserden kaçırıyoruz onları. Bunlar kaçıracak. Senin tavuklarım var. Allah'ım çok güzel. Gerçekten. Yumurta ay. Yediğini anlarsın. Ya o kadar sarısı şeyin evet, değil mi? Evet. As yumurta. Evet. Zafer, kimin yemekleri daha güzel? Annenin mi, eşinin mi? Şimdi bu can alıcı bir soru. Lütfen eşinin gözlerine bakarak cevap ver. Tabii ki eşimin yemekleri çok güzel. Ama. Anne yemekleri de bir başkadır. Hadi Jale çabuk. Ceviz gel. Alacağım ama. Ceviz burada gel 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 aldım bak. Tamam. O yeterli. Tamam. Yeterli tamam. Kasaya gidebiliriz bence hızlıca gidelim. Hemen hızlı bir şekilde kasa. Jale unuttuğum bir şey var. Neyi unuttun söylesene kafayı yatırma bana. Gerçekten unuttun. Kekimin malzemeleri de tamam. Sofraya koyman gereken bir şey var. İçecek mi? Evet, içecekler yok. Koş Jale, koş. Burada, burada fazla koşmamıza gerek yok. İçeceklerini de kasadan geçiren yarışmacımız alışverişini tamamladı. Ne kadar tuttu toplamda? 240. Şöyle vereceğim. Artık nefis yemekler hazırlamak için bir an önce eve dönmesi gerekiyor. Annem sabahleyin size katmerler yaptı. Allah! O ne? Azerbaycan'dan. Ay ben bunu biliyorum. Ay. Süt reçeli. Süt reçeliyle. Ay ben bunu bir kere yemiştim. Ay galiba kimse yiyememiş. Sakladık sakladık. Sakladık Zuhal Hanım. Öbür gün de verir misin? Bu ne ya? Azerbaycan baklavası. Zuhal Hanım, gelinimiz Azerbaycan. Canım elin konuş. Ay o ne? Bu da helva. Ay. Kızım dolmayı sarmada dolma mı? Sarma. Yok artık abartmışsınız sanki. Evet. Ya ne gerek var bu kadar şeye ya? Alışverişimizi de tamamladık. Ay dur kimse yokken ortalıkta sinirciye gel. Ben onu mikserden sakladım. Mikser gelmeden dur. Aldınız aldınız. Alamadınız son şansınız çocuklar. Zuhal Hanım merhaba. Allah cezanı vermesin. Kabus gibi çıkıverdi bir anda. Ödümü koparttın. Zafer'le Jale eve geliyorlar da ben daha önce davrandım. Allah sizi inandırsın. Annemiz bir peynir yapmış ki inanamazsınız. Nerede peynir? Alabilir misin oradan dolaptan? Can I see please? Görebilir miyim şu peyniri? Başka ne yedin? Kaymak yediniz mi siz? Kaymak yemeden olur mu anneciğim? Ama köy peynirinin tadı hala damağımda. Ay köy peyniri. Ver ver tatlı yedim tuzuyla dengeleyeyim. Hele o katmer yok mu katmer? Tadına duyum olmuyor. Hı? Afiyet olsun.
Tapa. Zil çaldığına göre gelinimiz de geldi. Yakalandık. Ben onları alayım. Ellerinize sağlık. Hoş geldiniz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldin. Olsun, merhaba. Sağ ol. Ah, ne güzel çiçek kız geldi. Teşekkür ederim. Evlenme teklifimi aldım sonunda, 5 yılın tarafa, sonunda. Evlilik teklifi almadın mı sen daha ben? Hayır, alamamıştım. Zafer. Bugün almış oldum. Sen evlilik teklifi etmedin mi? Öyle abi. Bana o kısmı anlatmadınız. Etmedim, niye etmedim? Niye etmedim? Niye etmedin? Neden etmedin oğlum? Evet oğlum. Her şey çok hızlı gelişti. Çünkü o yüzden... Evlilik teklifi dediğim bir hafta süren bir şey değil zaten. 10 saniye bak, benimle evlenir misin? 5 saniye. Çünkü ne yaptılar biliyor musunuz? Sonunda oldu. Ben giymeye gidiyorum. Hadi çünkü süremden gidecek. Gider. Jale hemen evlenmek istedi onunla. Ama yine de yapmak istese yapabilirdi. Bak bak, oradan ne güzel deme. İstese yapabilirdi diye. Doğru. Sen peki şu an mı evlilik teklif ettin markette? Evet. Ne kadar romantiksin Zafer. Her genç kızın çok hayali romantiyim. Bir markette, bir kasapta. Bir kere 80 milyonun önünde teklif ettim ben. Bravo. Yani şimdi, maydanozlardan çiçek yapsaydın. Araya bir iki renkli biber. Kafasına taç taktım. İşte başıma tac ettim. Gerçekten. Evimi sultanı ettim. Şaka yapıyorsun. Mikser gerçekten evlilik teklif etti mi? Bütün makarnalar şahit oldu Zuhal Hanım. Zafer kızımızın önünde eğildi ve evlenme teklif etti. Ne diyorsun ya? Makarnaların önünde. Çok romantiklerdi. Çocuklar kaç yaşında Zafer? Biri 4 yaşında, biri 2 yaşında. Galiba Jale hazır Zuhal Hanım. Ay çiçeğinin evet. Kafası. Hadi evet, tebrik ederim. Evlilik teklifinde almışsın makarnaların önünde. Evet. Hayırlı uğurlu makarnaların olsun. Makarnaların önünde. Çok güzel. Evet. Yüksek makarnalar benim... var. Onlardan da parmağına taksaydı bari. Şaka, bu ne ya? Mısır unu mu bu? Elenmiş, her şeyi hazır. Annem tek... Çok teşekkür, eline emeğine sağlık. Bir de bu beyaz mısır unu bak. Evet, hep sarı olur, bu beyaz ha. Beyaz mısır... Kendisi kurutup kendisi şey yapıyor. En sevdiğim şey, doğal, organik. Organik. E hadi Zafer'cim, sana müsaade. Aşkım, başarılar diliyorum. Hadi sağ ol Zafer, teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi boyamalar, iyi maşalar, iyi topuzlar, iyi fönler. Ha bugün izinli. Ben başlatıyorum Zuhal Hanım. Başlatayım mı, hazır mısın tatlım? Hayır. Ne bekliyorsun, ne lazım sana başlamak için, ne istersin? Malzemelerimin yerini tamam. Vallahi koydular, tamam, her şeyini çıkardılar. Koydum. Vallahi ne güzel, ne şanslısın, böyle görüncüren var. Tamam. Hadi 2,5 saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. İkinci günümüzde sevgili Jale, tamam, Azerbaycan'dan gelen gelinimiz hem yöresel lezzetleri tatacak. Bir de taş fırına gideceksin sen değil mi? Evet, ben taş fırına pratikliğine çok güveniyorum. Dediğim dedik bir gelinimiz var Zuhal Hanım. Taş fırına muhakkak gitmek istiyor. Uzak mı taş fırın buradan Jale? Yakın aslında, çok da uzak değil. Tamam, ama yakın. Ne olursa olsun yine de bence bunu yalandan bir fırına, normal ev fırına atıp da pişirmek gerçekten bu güvenim hakkı değil. Ben seni tebrik değil. Ederim. Çok doğru bir karar teşekkür vermişsin. Teşekkür ederim. Sonuçta taş milyonlar izliyor gerçekten. Tabii risk ama olsun, iyi yapıyorsun. Evet, yani bu da bir yarışma da yani, göstereceksin yapalım. Kendini evet. Şekerim. Vallahi ben hep gelinlere söylüyorum, biraz risk alın. Mesela dünkü gelinimizin yemekleri de güzeldi, ben beğendim. Güzeldi. Güzel. Ben sadece çorbasını söyledim size. Ama sen az verdin ha, 5 olmadı. Daha yüksek vermen olmadı lazımdı. De. Bir tek Ayşe Hanım'ın verdiği puandan hiç de memnun değilim. Çünkü bizim menümüz bunu hak etmiyordu. Cidden çok değişik bir tatlar denedik. İlk defa yapılan bir yani yemekler vardı. Yemeğimizdeki kadayıf... mantımız, çorbamız cidden çok güzeldi. Tamam, üç. Zaten yemiyor. Ama üç neydi? Şimdi ama üç var ki konuşmayalım bile. Dünkü çorbayı beğenmedim. Tavuk kokuyor. Tadımı, zevkini alamadım yani. Yağlı geldi. Söylediler tavuk kokacak dediler ama koktu. Beğenmedim. Evet, çok sinirlendim. Çok... Fark ettin mi benim sinirlendim? Evet. Gözümden çıkan ateşi Zuhal, gördün mü? Zuhal Hanım, Elmas Hanım neydi öyle? Neydi? O dansçı resmen oynuyordu o. Şimdi bir kayınvalidemiz darlandı biraz. Evet. Sinirlendi, kalktı, iki tur attı geldi. Masadan mı kalktı? Masadan kalktı. Çok çirkin çok olmuş gerçekten. Ayıp olmuş yani. Siz en azından siz oradayken bunu yapmamalıydı. Valla ben alıştım masadan... şekerim, neler gördüm ben. Onun için artık şaşırmıyorum, yadırgamıyorum. Evet. Neler geldi geçti. Peki böyle bir baklava gördünüz mü Zuhal Hanım? Sana ne oluyor, bir saniye beyefendi, hey! Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Ekiple paylaşmak istiyorum. Hadi ya. Hayır, o bizim ikramlıklarımız. Gözlerin başka diyor. Gerçekten ekip için istiyorum. Dün gece saat 1'e kadar... Bunu sen mi yaptın?
Otobüse de geldi baklava. Azerbaycan'dan gelmiş Zuhal Hanım. Kesin yememiz lazım. Yardım edin. Yardım edin. Aşk olsun. Ali'yi kaydırdı ben. Kurtardık. İşte de. Zafer turu atacağım. Geçen de simidimi kaptım. Kol çalışıyorum. Dumbbell'larla mambıllarla vallahi. Şey, simit havada bir kaptım. Kesinlikle. Zuhal Hanım, bu arada gelinimiz taş fırına gideceği için hemen güvece başladı. Evet, Azerbaycan usulü buğulama güveç miydi? Evet, ha? Güveç buğulama. Sebze de koyuyorum ben bunun içine. Aa, ne güzel olur. Sen yemekten anlıyorsun ha. Ama Zuhal Hanım, benim annem Azerbaycan buğulama güveci yaparken etleri daha küçük doğrardı. Azeri bir şeyler söyle Azerbaycan. Azerbaycan mı? Bakü. Ama bir şeyler olmadı, bildiğin başkent oldu. Üstelik ben Genceliyim. Genceli. Aslında annemler Lenkaranlı. Bilir misiniz Lenkaran'ı? Hemşeri çıktık galiba. Aa, hemşerimiz gerçekten. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bu arada benim annem çok güzel piti yapardı. Bizim gelinimiz de piti yapacaktı aslında. Yani. Piti istedik biz normalde ama güveçlerimiz oradan yetişmediği için pitiden vazgeçtik. Yoksa olsun canım, gene gelini... güzel bak poğaça moğaça yapacak dereotlu merotlu. Evet evet. Bir tane ağzını konuşsana kızım. Ne diyeyim? Bakın söyleyemiyor Zuhal Hanım. Onu ben de diyorum ya. Allah bilir, dovvanın ne olduğunu da bilmiyordur. Tabii ki de biliyorum. Niye bilmeyeyim? Ne peki, dovva söyler misin? Azerice konuşur musun kızım? Yapak da olmasın. Sen hemen yaman severim. Bakın ben de konuşabiliyorum. Bravo. Çok, ben gerçekten duygulandım. Gelinimiz iddialı. Ben size söyleyeyim. Ben iddialı gördüm. Ben yani bak şimdi şu an etini kes, bir yandan bakıyorum ben sana. Etini kesişin, o arpa çıkan. Benim bahçemin anlıyor. Biberleri. Ay ne güzel. Kapya biber mi? Yok. Ha, sevimli biber getirdin. Evet. Charleston. Charleston. Valla artık gelinlerimizin böyle bir imkanı var. Çok iyi biliyorsunuz. Ben bir kez daha hatırlatayım tabii ki. Eskiden. Köyünüzden, memleketinizden size has, size özgü lezzetleri, baharatları. İşte efendim bibermiş, domatesmiş, tarhanaymış. İşte tuzunuz, biberinizmiş, istediğiniz şey sınırsız. Sınırı yok. Yani sadece 3 parça, 5 parça değil. İstediğiniz şey, istediğiniz malzemeyi memleketinizden getirtebilirsiniz. Kendi kurmuş olduğunuz şeyleri de kullanabilirsiniz evinizde, el yapımı. Aynı zamanda Foxconn.tr'ye biliyorsunuz başvurularınızı bekliyoruz. İngiltere, London, göz kırpıyoruz size. Evet, Londra'dan çok başvuru var. Almanya, Fransa, her yerden başvuru bekliyoruz. Lütfen 0543 numaramızı arayınız veya Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabı üzerinden bize ulaşınız. Ya da biricik kanalımız Foxconn.tr'den de başvuru formunu doldurabilir, bize iletebilirsiniz. 15.000 TL ödül veriyoruz. Efendim hayaller, planlar büyük. Her yere gelmek istiyoruz bu sene inşallah. Avrupa düşünüyoruz. İlk etapta belki Londra, belki Almanya'nın herhangi bir şehri olabilir. Lütfen özellikle Avrupalı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan telefon bekliyoruz. Hadi arayın, biz de size gelelim, 15.000 TL verelim. Bir an önce ana yemeği hazırlayıp güveci taş fırına vermek isteyen gelinimiz sebzeleri doğramaya devam ediyor. Ne güzel kokuyor bu ya. Ta bu otobüsle Azerbaycan'dan mı geldi? Evet Zuhal Hanım. Evet. Zuhal Hanım, yoruldunuz galiba. Yok. Yorulmadınız mı? Kucağımda hiç ağırlığı yok. Gerçekten mi? Hop hop hop. Yarışmacımız güvece koyduğu ana yemeğinin baharatlarını döküyor. Hangi baharatları kullandın Jale? Kimyon döktüm. Biraz zerdeçal koydum. Aa süper. Ondan sonra kekik koydum. Tuzunu koydum. Bu kadar. Birazdan da taş fırına gidiyoruz Zuhal Hanım. Hadi bakalım. Bak bu hediye senin için. Ben alamıyorum. Elim baklavalı. Güle güle kullan. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel günlerde inşallah canım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günlerde inşallah. 15.000 TL'yi kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? 15.000 TL'yi kazanırsam ne yapmayı düşünüyorum? 5.000 lirasını ablama vermeyi düşünüyorum. Kendi ablana mı, görümcele mi? Görümceme. Hemen yanımda duran görümceme. Evet. O başvurmuş yarışmaya sizin adınıza herhalde. Hayır ondan değil ya. O beni çok seviyor. Verme diyorum, sana vereceğim diye tutturdu. Ay zorla verecek. Zorla verecek. Gönlünden kopuyorsa tabii ki. Dünkü gelinimiz de güzel puanlar aldı ha. Evet güzel puanlar almış. Nasıl ama o kadar annem... yüksek aldı. Ben sizi sürekli izliyorum. O kadar... Sen dün sofrada mıydı şekerim, annem yedin mi? Annem anlattığına göre ben... Aa yok. Mesela çok değişik şeyler yapmıştı. Sunumları da güzeldi, lezzetleri de güzeldi. Güzeldi, güzeldi. İlk günler kimse bu kadar yüksek puanlar vermiyordu. Vermiyordu. Yani evet, güzel oldu. Normalde. Ama bak şöyle bir şey oluyor hayatım. Ben her pazartesi bütün kayınvalideleri bir konuşma yapıyorum. İlk günden öyle üçleri, dörtleri verdikleri zaman sonrasında daha kötü, daha olmamış yemeklerle karşılaştıklarında evet, yüksek puan vermek zorunda kalıyorlar. Pişman oldum ben sana onu verdiğime. Pişman oldumlar. Başlıyorlar konuşmaya. Hiç gerek yok.
Şimdi yetiştiremeyen olacak belki de. Allah korusun yakan, yapamayan olacak. Onlar 6-7'ler mi gelsin? Olmaz. Mantıken bir kere yanlış, ön yargılı olmamak lazım ve dünkü gelinimiz o puanları hak ediyordu. İnşallah güzel yap, sana daha güzelleri gelsin o puanları. Teşekkür i̇nşallah. Ederim inşallah. Jale hazırsan hadi gidelim. Sen gezmeye gitmek istiyorsun galiba. Ne oluyor hadi gidelim hadi gidelim. O zaman önce ben çıkayım. Arkadaşlar yardımcı olacak birisi var mı bana? Götüreceğim çok şey var çünkü. Zuhal Hanım yeni bir tarz yarattınız. Tatlı da bak bunu da yarım yemişim ha. Lokmam dursun sonra ben şey yaparım sofrada. Arkadaşlar yumurta. Hadi bunları almayayım. Hadi bırakayım onu. Sütümü alıyorum. Mısır nişastası. Şu peynirleri de ablacığım bir buzdolabı poşeti bir şey ayarlarsan. Tamam oradan versene. Biz çıkabiliriz. Zuhal Hanım neler yapıyorsunuz? Beni ne hallere soktun? Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Abi yavrum be. Senin yüzünden her şey. Zuhal Hanım biz çıkıyoruz. Hayır ben çıkıyorum. Arkadaşlar elden ele. Şu el hariç. Şu el hariç. Yusuf, Neslihan, Tale, Dondale, dendererere. İsterseniz önce biz çıkalım. Haydi bakalım. Şekerim kolay gelsin. Şu taş fırına git de gel aradan çıksın. Ben yine çok teşekkür ederim. Hanife ablacığım. Eline yemeğine sağlık senin de. Hadi güzel yap yemeklerini. Tuzuna muzuna dikkat et baharatına. Yakma, yıkma. Ben buradayım. Her türlü yer destek olacağım ona. Zaman kaybetmek istemeyen gelinimiz güveç tenceresini bir an önce taş fırına götürmek istiyor. Sen de mi çıkıyorsun? Hadi kolay gelsin. Yağmur da yağıyor. Heyecanlıyım. Bir an önce şunu fırına verip geri gelip salatamı ara sıcağımı falan halletmek istiyorum. Arabayla mı gideceğiz? Evet arabayla gideceğiz. Bir an önce bunu bırakıp geri gelip salatamın tavuğunu koydum haşlanmaya o arada ben gelene kadar. 20 dakikada sadece ana yemeğini hazırlayabildin. 20 dakika geçti mi gerçekten? Evet 20 dakika bitti bile. Çıkıp evet direkt şöyle yukarı doğru döneceğiz. Demin kasaptan et aldık ya hemen onun yanı. Hala heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İnşallah tek temennim bu yemeğin güzel çıkması. Yemeğini tekrar görebilir miyim? Şu şekilde. Çok güzel görünüyor Jale. Gelinimiz ocakta bir şey bıraktı mı? Tavuğumuz haşlanıyor. Salatanın tavuğunu haşlıyoruz. Geldiğinde de herhalde direkt patates rulosunun içini hazırlayacak. Yarışmacımız kucağında güveciyle taş fırına giriyor. Merhaba, kolay gelsin. Sizinle daha önce görüşmüştük. Bunu aynı anlattığım gibi, o şekilde konuştuğumuz gibi fırına vereceğiz. Pişince beni hemen arayacaksın. Usta, taş fırın nerede görmem lazım? Evet, burada. Ya sıcağından yiyorsun mikser. Ama fırına senin vermen lazım, yoksa olmaz. Ama ben bunu nasıl atacağım? Ne kadar kalacak Jale? Usta pişince bizi haber edecek, o işini biliyor. Telefon numarasını aldın mı? Telefonum yoktu, telefon yanımda değil. Yaz o zaman, yaz! Aa, telefon. Bunu yırtacağım. Hadi çabuk ol Jale. Evet tekrardan buraya geleceğiz. Sizi biraz da gezdirmiş oluyorum işte. Evde sürekli otur otur sıkıl nereye kadar yani. Şu ana kadar 25 dakikası geçti. Yetiştirecek inanıyorum. Anneciğim Ayşe Hanım dün hiçbir yemeği beğenmediği gibi bir de düşük puan verdi. Ayşe Hanım hiçbir yemeğin tadına bakmadı. Çorbanın da dahil olmak üzere. Kaşıkla karıştırdı. Tavuk kokuyor dedi. Normaldir tavuk çorbası. Ki Ayşe Hanım Trakyalı olmasına göre hiç ağız tadına uymadı. Ama biz o puanı hak etmedik. Şu anda herkes bizi izliyor. Kimler izliyor? Bilmiyorum. Sanki binalarda falan herkes beni izliyormuş gibime geliyor. Jale'nin 10 dakikası daha gitti. 10 dakikası mı gitti? 10 dakikadır mutfakta değil. Yetiştirecek mi? Yetiştirir, ben güveniyorum. O pişene kadar benim her şeyim hazır olmuş olacak. Hadi Jale çabuk. Çok zaman kaybettin. Koş Jale, koş! Ay, ay Jale! Evet. Güveniyorum Jale sana, başaracaksın. Poğaçanın hazırlığını yapan yarışmacımız maydanoz ve dereotu yıkayıp bir güzel doğruyor. Poğaça için bir tane yumurtanın akını koyuyorum. Başka? Bir paket kabartma tozu koyuyorum. Evet. Yağsız peynir kullanıyorum. Güzel. Dereotu ve maydanoz kullanıyorum. Ben bir müsaade alıp çıkmak istiyorum. Tabii ki çıkabilirsiniz. Tekrardan geleceğim Jale'ciğim. Güle güle Emine. Kolay gelsin, sana güveniyorum. Yarışmacımız dereotlu poğaçanın hamurunu hazırlayıp yoğurduktan sonra eliyle şekil veriyor.
Poğaçaların üstüne yumurta sarısı sürdükten sonra tepsiyi fırına veriyor. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Keşke 2 tane daha yapsaydın. Yazık olacak. İkişer tane isterlerse büyük sorun çıkar. Biraz taneyi bile yemiyorlar. Yemiyorlar, evet. Bilerek mi yemiyorlar sence? Bilerek yemiyorlar. Sen de mi bilerek yemedin? Ben yok. Ben yemedim. Tavuk çorbasını yemedim. Ben etimi yedim. Ya dün doğal ürünlerden bahsetti. Doğal beslendiğini bahsetti. İnşallah her şey organiktir. Ona da dikkat edeceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Tatlı olarak ağlayan kek seçen yarışmacımız yumurta ve şekeri çırpmaya başlıyor. Ardından bir bardak sıvı yağ koyup tekrar çırpıyor. Bu arada kabartma tozumu nereye koydum? Bak hemen şurada. Nerede? Unun arkasında. Hayır hayır ya, yalan. Yok yok, fırının arkasında. Sen Gördüm şurada. Bak bu kez ciddi söylüyorum, orada. Nerede? Niye dinlemiyorsun Jale? Tepsinin içine koydum. Ya! Burada gel hadi. Cebime koymuştum galiba. Aaa telefonummuş, pardon. Kızım burada diyorum. Allah Allah. Yarışmacımız ağlayan kekin hamuruna kabartma tozu ve kakao karıştırıyor. Ardından un döküp istediği kıvamı yakalamaya çalışıyor. Yorum yapmak için yorum yapmazlarsa gerçekten beğenen ya da beğenmeyen olarak hani oldu ya da olmadı. Ya da gerçekten bana söylediklerinde eksik, evet bu olmamış dersem sorun değil, bana 3 bile verebilirler. Ama gerçekten olmuşlarsa kesinlikle hakkımı vermelerini isterim doğal olarak. Peki kendini savunabilecek misin bugün? Tabii ki de savunacağım. Niye savunmayayım? En azından 2,5 saatte bir mutfağa tıkılıp yemek yapmıyorum. Sonuçta ben risk alıyorum dışarı çıkarak. Bu benim gerçekten bir ayrıcalığım. Bunu isteseler de istemeseler de görmek zorundalar zaten. Gelinimiz ağlayan kek hamurunu yağladığı cam tepsiye koyup fırına veriyor. Kaç derecede pişireceksin? Derecesine pek bir önemi yok ama fazla aşırı olmaması lazım. Yaklaşık 200 derece falan ideal. Çok fazla pişmiyor zaten, kabardığı anda alıyoruz. Ağlayan kek tatlı olarak. 5 çayında değiliz. Tatlı olmamış, tatlı olmamış. Ki benim gelinim hazır baklava dedi, hazır yufka dediler. Hanife Hanım da aynı şeyi söyledi. Ama gene tatlıydı yani, güzel bir tatlıydı. Yarışmacımız Azerbaycan usulü demleme pilavına başlıyor. Bu pirincin özelliği nedir? Yani piştiği zaman daha güzel kokuyor, daha lezzetli oluyor, daha hafif oluyor. Demleme pilav yaptığınız zaman mesela burada basmati ile falan yapılıyor ya. Onlar mesela haşlanıyor. Ama bu o şekilde olmuyor. Yani gerçeği bu olduğu için bu o şekilde olmuyor. Azeri yemekleri hiç bilmiyorum. Hiç tadına bakmadım. Hani damağımıza, zevkimize uyar mı bilmiyorum. Ama bilmiyorum, bu kadar iddialı ve bu kadar da böyle doğal besleniyoruz, biz organik diyoruz. Azerbaycan'dan girmiş, göreceğiz. Yarışmacımız cevizleri tek tek ufaladıktan sonra havuçların kabuklarını soyup jülyen doğruyor. Bu arada size kötü bir haberim var. Evet. Poğaçalar mı yandı? Bana gerçekten poğaçaları niye hatırlattın? Ben bakıyorum, daha yanmadı ama pişmedi. Bayağı yanmış anneciğim. Hayır. Daha iyi bakalım, yanmış mı? Oh, yanmamış, çok güzel görünüyor. Yarışmacımız Azerbaycan'dan getirdiği pirinçleri yıkadıktan sonra haşlanması için sıcak suyun içine bırakıyor. Tavuk suyuna mı koydun? Hayır, tavuk suyu koymadı. Peki ne suyu bu? Normal. Beni korkutuyorsun, su. Normal su. Gerçekten tavuk suyuna koydun. Ne oldu Jale? Bakın tavuk suyu. İyi misin? Bu ne? Tavuk suyu. Hayır be, tavuk suyu değil. Senin hayır kafanı... tavuk suyu buradaydı. Hayır tavuk suyu. Hayır tavuk suyu. Bakın tadına göreceksiniz. Jale. Ben bakayım, bakabiliyorum tadına. Hanımlar görmüyor musunuz? Bu tavuk suyu. Tuzlu. Tavuk suyu mu? Değil. Değil. Ara sıcağı kıymalı ruloya başlayan gelinimiz patatesleri soyup rendeliyor. Ardından sıkılarak suya alınan patatesler kaba konuyor. Patatesli kıymalı rulo, börek tarzı bir şeyse onun böyle pişmesine, tadına, lezzetine bakacağım. Çünkü ben de güzel yaparım. Patatesle kıyma uyumu birazcık hamurlaştırabilir. Ona çok dikkat edeceğim. Birazcık böreği gevşek tutabilir. Hanımlar, bazı gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. Öyle. Şu anda... Evet, sana. Kalan süreniz... Evet. Jale duyuyor musun? Tamı tamına... Söyleme! 1 saat 15 dakika. Yarışmacımız pilav tenceresinin tabanına sereceği hamuru hazırlıyor. Ardından haşlanan pirinçleri süzüp dinlenmeye bırakıyor.
10 tane poğaça var. Evet. Ama 6 tane servis açacaksın. Evet. Sen de diyorum ki... Hayır, bir tanesinin mikser. Tadına bakabilirsin, hatta mikser nasıl olduğunu bana söyle. Şunun şekli güzel olmamış mesela. Poğaçaları kaçıralım, mikser yine yiyecek. Azerbaycan usulü demleme pilavına devam eden yarışmacımız yoğurduğu hamuru tencerenin dibine bastırarak döşüyor. Poğaça çok güzel olmuş hanımlar. Ama hala anlayamadığım bir nokta var. Şöyle. Poğaçadan ara yemek olur mu? Biz sadece onu vermiyoruz ki, yanında patates rulo veriyoruz. Tatlı olarak da kek yapması uygun mu? Kesinlikle uygun. Ki... yemekleri çok ağır. Daha hafif bir tatlı olsun diye dondurma eşliğinde yapacağız değil mi Cale? Evet. Dondurma eşliğinde et yemeği oldukça güveç yemeğimiz ağır olduğu için tatlımızı da daha hafif bir tatlı olsun diye böyle tercih ettik. Kayınvalideler hem kek hem poğaça olmasını eleştirir mi? Tabii ki konuşacaklar onlar. Bunu en çok kim eleştirir? Ayşe Hanım sessiz kalıyor ama yemekleri hiç beğenmiyor. Songül Hanım çok konuşuyor. Herhalde bugün Elmas Hanım da konuşabilir. Bana politik diyorlarmış desinler. Kendi günümde onlara bomba gibi düşeceğim. Ne olduğumu kanıtlayacağım. Hatta bugün dünkü kayınvalide bile konuşabilir yani. Çünkü gününü atlattığı için o da konuşacağını zannediyorum yani. Elmas Hanım yine darlanacak mı acaba? Elmas Hanım hep darlanıyor Elmas Hanım. Sıcak suda haşlanıp zerdeçalla karıştırılan pirinçler pilav tenceresine alınıyor. Ardından gelinimiz kapağı temiz bir bezle sarıp pilavın üstünü kapatıyor. Gelinini eleştirirlerse morali bozulur mu? Jale'nin morali bozulmaz. Jale işini yapıyor. Siz Jale'yi oyalamaya çalışıyorsunuz ama Jale gaza gelme kızım. Kalan süresi maalesef 38 dakika. Yok, inanmıyoruz. İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Zaten şaka yapmıştım. Aynen. Aslında 39 dakika. Ha, kesin öyledir. Öyle değildir. Tabii ki öyle değil Jale, aşk olsun. Sadece 41 dakikanız var. Ay çok komiksin mikser. Gerçekten çok komiyim değil mi? Gerçek. O zaman gerçek sürenizi söylüyorum. Söyle. Hanımlar hazırsanız söylüyorum. Kalan süreniz tamı tamına 43 dakika. Ay çok ya. Yarışmacımız kıymalı patatesli rulonun iç harcı için soğan doğrayıp el rondosuna alıyor. Tamam o zaman bu kez doğru söylüyorum. Kalan süreniz 1 saat 5 dakika. Tamam. Jale duydun mu? Duydum, tamam, sorun yok. Gelinimiz soğanları el rondosundan geçirdikten sonra kıymalı patatesli rulonun harcını pişirme kağıdına yayıp fırına veriyor. Ardından tenceredeki kıymayla rondodan geçen soğanları birleştirip karıştırıyor. Kıyma harcının içine kapya biber de girecek. Sıra geldi ağlayan keki ıslatmaya. İlibedik Jale. Sana sonuna kadar güveniyorum kızım. Teşekkür ederim aşkım. Gelinimiz kekte çatalla delikler açtıktan sonra üzerine süt gezdirerek ıslatıyor. Kekimi de ıslattım. Şimdi kaldıracağım. Güzelce çekmesini bekleyeceğim. Ağlayan kek tatlı olarak. Beş çayında değiliz. Kekten bir tatlı yapabilirdi. Ama ağlayan kek çayda değiliz. Beş çayında değiliz yani. Olmaz. Orada bak kaybeder. Orada kaybeder. Yarışmacımız kekin sütü çekmesini beklerken salata için haşlanan tavukları didikliyor. Bu arada ben salataya sadece göğüs eti yapmıyorum. Tavuğun aynı zamanda but etini de kullanıyorum. Çünkü sadece göğüs yapınca biraz yavan oluyor. Hiç güzel olmuyor. Tat vermiyor yani. Güvecin ne durumda acaba? Bence ana yemeğim şu anda muazzam bir şekilde pişiyor. Yavaş yavaş mı pişmesi gerekiyor? Tabii ki de güveç yani normalde yavaş pişmesi gerekiyor ki hem özleşsin hem de et gerçekten pişsin. Çünkü güveçte pişen etin pamuk gibi olmak zorunda yani. Çatala gelmemesi lazım, dağılması lazım. Güvecin hakkını yerlerse tepki verir misin? Tabii ki de vereceğim. Çünkü dediğim gibi ben gidip gelip 10 dakika giriş 10 dakika dönüş 20 dakika sadece kafadan kaybediyorum. Yani bunu neden beni hoş görmesinler? Yani neden, yani niye beğenmesinler anlıyor. Şu anda konuşamıyorum bile artık. Azeri bulamak duymadım. Güveçte yapıyoruz biz de ama Azeri duymadık. Yemedim de bakacağız bakalım. Yani acaba buharda mı buğulayacak? Genelde fırında yapılan bir yemek ama buhar deyince devreye girince anlayamadım şimdi. Ev fırında güzel olmaz, keşke seçmeseydi. Yarışmacımız havuçlu cevizli tavuklu salatanın üzerine mayonez koyup karıştırmaya başlıyor. Hanımlar kalan sürenizi söylüyorum ama önce bütün Türkiye görsün. Sonra da kızımız görsün. Maalesef kalan süren evet. 48 dakika. Oh ben rahat rahat yetişirim ya, emin ederim şu anda rahatladım. Zaten şaka yapmıştım bak. Kalmış benim daha. Kalan niye geliyorsun?
yetişirim. Zamanım arta bile kalır benim. Görüp çorbası için tencerede soğan ve sarımsak kavurmaya başlayan gelinimiz küçük tepsinin üzerine un alıyor. Mesela ben bu çorbayı gerçekten da çocuğu olan annelere bile tavsiye ederim. Özellikle kışın çok doyurucu ve çok da güzel oluyor. Bunu kemik suyuna falan da yapabilirler aynı bu tarifle. Ve zaten bir sürü tarifi de var. Sütle de yapılıyor, yoğurtla da yapılıyor. Sen nasıl yapacaksın? Ben normal yapacağım. Yarışmacımız çorba tenceresine kimyon ekleyip karıştırdıktan sonra pilavı kontrol ediyor. Dibini mi tuttu? Yok aşkım tutmadı ama pişti ama dibi olmadı istediğim gibi. Neden olmadı? Yani hamuru olmadı bilmiyorum. Nasıl olması gerekiyordu? Normalde biraz daha hamurumsu olması gerekiyor. Yani böyle normal kalıp gibi olması lazımdı. Kalıp gibi olmadı. Ama olabilir, pirincim gayet de güzel oldu. Hiç fark etmiyor sonuçta. Ben ona illa da üst yapacağım demedim. Olsaydı sadece olarak onu görsel olarak şık duracaktı diye yaptım. Anneciğim, gelinin sana ilk hangi yemeği yaptı? Patlıcan köftesi mi yapmıştın Jale? Evet galiba, aynen. Patlıcan patates köftesi yapmıştı. Patlıcan patates köftesi yapmıştı. Tadı da çok güzeldi, çok beğenmiştim ve de pratik bir şekilde yapmıştı. Tam da bana göre gelin dedin mi? Evet. Yarışmacımız kıymalı patatesli rulonun pişen harcını fırından çıkarıyor. Kıyma harcı döktükten sonra üstüne iyice yayıyor. Ardından pişirme kağıdının da yardımıyla sarıp rulo şekli vermeye çalışıyor. Fırıncı arıyor Jale, fırıncı arıyor. Jale, fırıncı arıyor, konuşabilirsin. Alo. Jale Hanım. Efendim. Tamam, pişti, sorun yok değil mi? Sorun yok değil mi? Yok. Çok teşekkür ediyoruz, 10 dakika sonra sendeyiz. Gelinimiz kıymalı patatesli rulonun üzerine kaşar rendeledikten sonra tepsiyi tekrar fırına veriyor. Ağlayan kekin çikolata sosunu karıştıran yarışmacımız dolaptan çıkardığı krem şantiyi kekin üzerine yayıyor. İnanmıyorum, çok kötü görünüyor. Arkadaşlar çekmeyin de bu kadar kötü görünmesin. Arkadaşlar çekin bence. Ne kadar abartıyorsun mikser var ya. Lütfen kaydı keselim arkadaşlar. Ay gerçekten. Gelininin birinci olacağı varsa da bu görüntüden sonra olamaz. Senin diline düşmek çok kötü bir şey. Niye öyle diyorsun anneciğim? Aşk olsun. Ay benim gelinimin iki ayağını bir pabuca sokuyorsun. Kalan süren tamı tamına. Söylesem mi? Söyleme. Söylüyorum. Söyleme. Hayır söylüyorum. Söyleme. Ama söylemem lazım bunu. Söyleme istemiyorum. Kızım onu gelince atsaydı. Artık altını kapatmadan gidemezsin. Bu çorba 5 dakikada pişiyor. Kalan 5 dakikada da buraları toparlarsın o zaman. Kalan süreni söylüyorum. Hazır mısın? Hayır dedim, söyleme. Kalan süren, bana bakar mısın? Tamı tamına. Tamı tamına. Söyleme. Sus. Beni panik yapıyorsun, söyleme. 39 dakika. İşte böyle yaparak beni rahatlatıyorsun. Ne karar verdin Jale? Burayı toplayalım, hemen gidelim. Anne, sen istersen Jale çıkınca boşaltıp tekrardan üstüne girmeye geç. Aynen. Poğaçalar var, kekler var, tavuğun yanında et var. Yani çok karışık bir menü. Jale, kalan süren sadece 32 dakika. Jale'cim, tamam, hadi gidelim. Hadi o zaman gidiyoruz. Yarışmacımız taş fırında pişen güveci almak için fırtına hızıyla evden çıkıyor. Koş Jale, koş! Aldıktan sonra masamı kuracağım, her şey bitti. Masayı kurunca bitecek mi? Ondan sonra bitti, final. Mutfağı temizledin mi? Evet. Tebrik ederim Jale, çak! Geldi, hadi. Kapanırsa dışarıda kalan içeri almayacağım. Tamam, geldik. Harikasın. Şu tacı ben mi taksam acaba? Hayır. O benim evlilik tacım. Bir şekilin misin? Aynada kendime bakacağım. Bana bak işte. Hayır, biraz zayıflaman lazım. Benim zayıflamam mı lazım? Aşk olsun Jale. Zafer gerçekten sana evlenme teklif etmedi mi? Gerçekten etmedi, çünkü bir kere üst kata çıktık, barda komşumuz da gelecek. İnanmıyorum, zamanım boşa gidiyor. Yapacak bir şey yok, hayırlısı. Şu anda her şeyim bitti. Bana eksik tutabilecekleri hiçbir şey yok. Ama masayı kurmadın. Evet, sadece masam var. Masamı kurmak 5 dakika ya. Masa kurmak bir şey değil ki. 5 dakika mı? Evet, 5 dakika. İddiasız bir masa kuracaksın o zaman. Ya iddiasız bir masa dediğim, sadece tabakları, bardaklarımı koyacağım, içeceklerimi koyacağım, servislerimi işte koyacağım. Ondan sonra ikramlıklarımı koyacağım. Başka ne kurmak isterim? Daha mı olsun Jale? Yani oraya yalanlar kuytırıp çiçek koyacağım ama dünyanın İkramını koyuyorum ben oraya ya. Kıytırı çiçek mi koyuyorlar masaya? Tabii ki de öyle. Yalandan mum, sanki romantik yemeğe gidiyor. Arabamız da hazır, seni bekliyor. İyi misin Jale? Evet, iyiyim ve... Şöyle güzelce bir rahatla, dinlen.
Oh. Fırında işimiz uzun sürmez umarım. Fırında kesinlikle konuşmak yok mikser. Alıp çıkıyoruz. Bence hemen çıkamazsın. Çıkacağız. Çıkamazsın. Çıkacağız mikser. Çıkamazsın Jale. Çıkacağız mikser. Seni bırakıp koşarak eve gelirim. Gelemezsin ki. Gelirim. Beni de bırakıp bir yere gidemezsin. Ay sen yolunu kaybedersin. Kronometre kimde? Kronometre bende. Tamam o zaman seni kaybedersek zaman sorunumuz ortadan kalkmış olur. Beni kaybetmeyi mi planlıyorsun? Evet çok mantıklı bir fikir. Fırına geldik mi? Geldik sayılır. Evet çok az kaldı. Çabuk Jale çabuk! Yetiştirdin hepsini. Bu son. Kırıldı, kırıldı. Nasıl kırıldı? Hayır görüyorum. Eyvah Jale. Çıkar hadi çıkar. Nasıl koyduysan çıkar. Hadi böyle. Sok 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 sok. Hadi Jale. Oo, kızımız yetenekli de. Tamam gelsin bana bırak. Tamam. Sana bir bravo daha Jale. Ustacığım nasıl olmuş bakalım mı? Çok güzel görünüyor ama bunu nasıl taşıyacaksın Jale? Halledeceğiz bekle Jale. Evet çabuk olalım şu anda çok az bir sürem kaldı. Jale tut. Hadi Jale hadi Jale. Evet hadi, teşekkür Jale. Ederim. Jale taşıyabiliyor musun? Evet. Bir dakika borcumuz yok mu? Ha borcumuz yok. Sen ne şanslı bir kadınsın. Araba nerede? Arabamızı kaçırdılar mikser. Koş Jale koş. Hayır tersten biniyorsun diğer taraftan. Ya mikser. Eyvah! Kapıyı nasıl açacaksın? Mikser kapıyı açman lazım. Kapıyı mı açmam lazım? Hadi. Açsam mı acaba? Mikser zamanından gidiyor ya. Hadi yine iyisin. Teşekkür ederim mikser. Güveci de aldık. Evet bitti hepsi. Çok güzel görünüyordu. Evet gerçekten güzel görünüyor. Suyunu çekmiş, kendi kıvamında pişmiş. Zaten ben ona çok az bir su ekledim. Genelde kendi suyunu salıp pişmesin ve şu anda gerçekten çok güzel kokuyor. Düşürmeden inebilecek misin? Umarım ama kapıyı tutamıyorum. Tamam oldu. Tamam. Ama kapatamayacağım. Ben kapatırım merak etme. Koş Jale koş. Peki bu kapıyı nasıl açacaksın? Yapacağım ki. Yorulduysan ben taşıyabilirim. Ama yer miyim yemez miyim garanti edemem. Ay. Taşımamı ister misin? Evet isterim. Gerçekten ister misin? Gerçekten. Alıyorum. İstemiyorum bırak. Ver hadi ver. Mikser. O zaman al hadi. Şaka şaka ver. Senin için taşıyorum bak. Teşekkür ederim. İyi misin? Şu anda çok yorgunum. Eve girer girmez ne yapacaksın? Eve girer girmez bir an önce masayı kuracağım. Hızlıca salona geçelim. Hatta bunu mutfağa bırakıp isterseniz hızlıca salona geçelim. Bence de öyle yap. Evet. Ona göre... burası neresi ya? Nereye geldik Jale? İkisi bir ne alaka? Kendini kaybettin galiba. Zamanın azalıyor farkında mısın? Bütün bunları siz yapıyorsun. Biz mi? Evet. Bunu neden daha önce fark etmedim ki? Asansör açılıyor ve hep boş. Altıya da siz basıyorsunuz. Aşk olsun Jale. Neden biz yapalım? Ana yemeği güveçte Azeri buğulamasını taş fırında pişiren gelinimiz nihayet eve döndü. Anneciğim güveciniz buyurun. Nasıl olmuş anneciğim güveç? Evet çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor anneciğim. Evet. Yarışmacımız ağlayan kekin çikolata sosunu döktükten sonra dolaba kaldırıyor. Anneciğim çok şık olmuşsun. Az önceki şalvarlı hanımefendi gitti. Yerine çok şık giyimli sosyetik bir hanım geldi. Teşekkür ederim. Hadi Jale masayı kurmaya koş. Evet benim masa örtüm nerede? Bak masa örtün orada. Nerede? Mikser. Sana inanmıyorum. Aa masa örtüm burada. Artık sana inanmamam gerektiğini gerçekten öğrendim. Tabaklar neden ufak? Baksana ufak tefek olduğu için çok az yemek yiyor. O yüzden onlara da. Gelinin ufak tefek ama maşallah var. Tek başına kocaman güveci taşıdı. Taşır benim gelinim. Ben gelinime demedim mi güveniyorum diye. Boşuna dememişsin. Boşuna demedim tabii ki. Bardakları yanlış yere koyuyorsun. Yanlış yere mi koyuyorum? Evet, yanlış yere koydun. Bilmiyorum, şu anda kafam gitti. Kafan nereye gitti? Kendine değilim. Bu tarafa mı çevireceğim? Bilmiyorum. Aa, bir dakika dur lütfen. Ne yapıyorsun? Önce kendine gel lütfen. Bardaklar tabakların hangi tarafına gelir? Sağ tarafına. Sağ elini kaldır. Sağ elin Jale sağ. Jale iyi misin? Evet, sağ elim işte. Geç bak bakalım sağda mı duruyor? İşte nihayet buldu. Jale yine yanlış yapıyorsun. Neden? Doğru yapıyorum. Sol tarafa. Tamam hadi hadi hadi. Ne sol tarafa? Bıçak sol tarafta. Evet değil mi?
Öyle değil mi? Mikser, ben böyle yapıyorum. Gerçekten büyük hata yapıyorsun. Mikser seni oyalıyor bilerek. Bak, önemli bir şey söylüyorum. Tamam, söyle. İyi düşün bakalım. Sağ tarafta kızım, sağ tarafta. Sağ mı? Evet. Bıçaklar sağ tarafta. Dün de sağ taraftaydı. Evet kızım. Ne oldu Cale? Mikser öyle yapma böyle yapma diyorsunuz ama yine de doğruyu ben söylüyorum. Arada bir söylüyorsun. Arada bir mi? Evet. Şu anda bir yanlış daha yapıyorsun. Bardakları mı? Hayır, söylüyorum. Söyle. Kazanırsanız paranın bir kısmını alırım ama. Hı, tamam. Söyleme, boş ver, yanlış olarak kalsın. Gerçekten yanlış yapıyorsun Cale. Of, boş ver ya. Olur o kadar yanlış. Israrla yanlış yapıyorsun. Gerçekten söylememi istemiyor musun? Söylemek istemiyorum. Çatal, bıçak ve kaşık. Üçünden biri yanlış yerde duruyor. Sol tarafına mı, bıçağın yanına mı koymamı bekliyorsun? Neyi? Çatalı. Çatalı mı, kaşığı mı? Çatalı. Çatalı sol tarafa mı koyacaksın? Sağ tarafa, bıçağın yanına. Çatalı. Evet. Peki bıçağı? Mikser, çıldırtıyorsun gerçekten. Konuşma benimle. Jale, sol elini kaldırır mısın? Masaya geç. Çorba iç bakalım. Hangi elinle içersin? Sağ elinle. Nihayet anladın. Ama şu anda gerçekten beynim durdu artık. Gerçekten dursa da bize de reyting olsa Jale. Hayır, gerçekten söyledim onu. Yazıklar olsun sana. Bir reyting için çoluğum çocuğum var be. Şaka yapıyorum ya. Ne bağırıyorsun? Konuşma. Bir dakika, masa bitti mi? Bitti, tamam, bu kadar. Nasıl bitti? İçecekler geldi mi? Tam içecekler geliyor. Ekmek geldi mi? Ekmek. Koş Cale, koş. Gelinimiz marketten aldığı ekmeği hazırlarken kayınvalidemiz ikramlıkları masaya taşıyor. Anneciğim, bu ikramlığın adı neydi? Onun adı ceviz. Ceviz. İçinde süt reçeli var. Bir tane alıp tadına bakabilir miyim? Tabii ki. İçinde süt mü var? Süt reçeli var. Süt reçeli mi? Süt, kaynamış süt reçeli var. İzleyicilerimize de gösterelim. Bundan sabah tam 28 tane yedim. Az yemişsin. Birkaç tane daha yiyebilirsin. O senin nerende kalır mikser? Bunu da Azerbaycan'dan mı getirdin? Yemin ederim ki dün gece evet. Şey, hadi kızım, hadi. Ben gittim otogardan karşıladım. Hadi daha üstünü giyineceksin, hadi. İçeceklerini de salona taşıyan yarışmacımız artık üstünü değiştirmek için hazır. Bitirdim. Ve kızımız nihayet bitirdi. Anneciğim, kızın her şeyi tamamladı. Gayet de güzel. Fırına gidip gelmesine rağmen yetiştirdi. Her şey çok güzel oldu. İnşallah sonuna kadar biz kazanacağız. Tebrik ederim anneciğim. Hazır mısın Jale? Bitti, hazırız. Jale, bu arada çok şıksın. Size şöyle bir bakabilir miyim? Her şey hazır mı? Evet, her şeyim hazır. Yörük çorbası hazır mı? Çorban burada. Poğaçalar nerede? Poğaçaları hemen ağzına kapatabilirim. Burada. Salatan da orada. Poğaçalarım burada. Güvecim de burada hazır. Hanımlar, Zuhal Hanım geldi. Hadi kapıyı açalım. Çayında buyurun arkadaş. Bak, beş çayını sofrada görmek istemez. Çeyrekleri toplayalım. Siz beni kıskanıyor musunuz Songül Hanımcığım? Kıskanmak mı? Yani güzel bir vücuda sahibim. Neden öyle düşünüyorsunuz? Kendime özgüvenim tavandır benim. Hayırdır, bugün siz bana mı yürüyorsunuz Songül Hanım? Yürüyorum. Yemeğini savunamıyorsun. Gelinin senden daha iyi savunuyor yemeğini. Siz boş boş konuşuyorsunuz. Ben boş konuşuyorum. Evet. Tebrikler. Bravo. Alkışlar. Ayşe Hanım, cidden ağız tadınız yok. Kızım, var mı başka? Daha bir tas alabilir miyim bunu bitirdikten sonra? Siz çok iyi oynuyorsunuz ve şu anda sizi protesto etmek için sofradan kalkıyorum. Ama Elmas Hanım, ne yapıyorsunuz? Aa, bu ne şimdi? Gittiği gibi geri gelecek zaten.
Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba canım, nasılsınız? Hoş geldiniz, merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bitirdi, yetiştirdik hepsini. Bitirdi. Evet, bitirdik. Masamızı da kurduk. Aa, çok güzel. Yalnız ben de masayla uyumlu oldum ha. Evet. Baksana. Evet, çok güzel renkler zaten. Evet. Ha, tatlılardan kaldı mı? Kaldı, evet. Kaldı. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Aa, ben bu sarmayı mutfakta görmemiştim. Evet. Biz bunu sonradan getirdik. Tencerede zaten kalan son bu oldu. Bunu İyi yapmışsın. Ayırdık. Taş fırın nasıl geçti? Harika geçti. Hepsini yetiştirdim, götürdüm, yaptım, geri getirdim. Evet. Süpersin. Hepsi yetişti. Salatam, çorbam, pilavım. Evet. Hadi bakalım. İnşallah tatlarını da beğenirlerse. İnşallah. 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 Evet. Yani nasıl diyeyim? Adaletli yorum yapılırsa gerçekten i̇nşallah, de bugün. İnşallah. Ben kimse gelmeden yani. Evet. Kayınvalideler geldi sırada. Ya bir müsaadeydi, şunu atsaydım ağzıma ya. Üf. Şimdi ağzımda bununla karşılamak da olmaz, neyse. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Merhaba, alayım isterseniz yapayım. Merhaba. Alayım ben isterseniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Hoş geldiniz. Aa, ne güzel tabaklar, çok değişik. Merhabalar. Merhabalar, Elma Hanım. Merhaba. Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Merhaba Songül Hanım, hoş geldiniz. Kayınvalidelerimiz çok hoş gerçekten de. Merhaba Songül Hanım. Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son olarak Hayriye Hanım'ı aldık içeri. Merhaba. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, trafik var mıydı? Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Görmeyelizinden beri. Gelinimizin ismi Jale, kendisi Azeri kızımız. Ve sizlere kendi mutfağından tatlar, lezzetler hazırladı. İnşallah da güzel olmuştur i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. O sırada hemen vakit kaybetmeden isterseniz. Bunu kendisi yapmış, ikramdır. Evet. Dileyen istediği zaman yiyebilir. İkram olarak yaptık. Tatlılarımız Bakü'den getirdim ben dün gece saat 1'e kadar onunla uğraştım. Otobüsü karşıladım, gittim. Yani gerçekten hiç dinlenemedim. Ben 2 gecedir hiç uyuyamıyorum. Biraz da heyecan, biraz da işte sizlere gerçekten güzel bir şeyler sunmak istedim. Güzel bir şeyler olsun istedim. İnşallah. Yeni bir şeyler tatmanızı istedim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Azerbaycan'dan bir takım lezzetler bize ikram etmek için, sunmak için otobüsle gelmiş. İnşallah Ayşe Hanım beğenir hepsini. İnşallah. Şunu sonra yiyeyim valla tatlıdan. Şu çok orijinal bir şey. Ben daha evvel yemiştim. Bu da sütlü. Sütreçeliyle yapılıyor. Sütreçeli. Sütreçelinin kaynamış yani sütreçeli çok orijinal bir daha şey. Evet kaynatılıyor. Tatmanızı tavsiye ederim. Tabii ki tatlıdan sonra. Ben bilerek koymadım beklemesin diye. Neyi? Suları bilerek koymadım. Ha, evet, tam masada servis yapacağım. Çünkü hani masada beklemesini mantıklı istemedim suların. Bence de. Sonra ağzı kapandı kapanmadı o da uğraştırıyor. Evet, sürahiyi evet koydum. Masanın bakın süsüne püsüne, kurulumuna, düzenine. Masa güzel. Ha, beğendim. Beğendi. Beğendim. Evet. Beğendim. Masa güzel. Ayşe Hanım beğendiyse siz beğenmeseniz tabii de olur. Evet. O bir şey evet beğendi ya. Dişimi kıracağım. Ama masa çok beğendim sade. Çok çiğ. Evet. Sade güzel. Evet. Mumumuz yok. Ya şöyle masa dantel oldu. Yetişmedi mi yoksa? Yok yok, sürem kaldı. Masam dantel ve tabaklarım da biraz görselik gerçekten şık. Evet biraz bak farklı bir olduğu çok için güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ek bir şey koyduğum güzel zaman. Beğendim. Baksanıza şunlara. Yani güzel böyle küçük kibar bir çiçek olabilirdi. Gerçekten denedim daha öncesinde de çok abartı gözüküyordu ve ek ikramlarım da olduğu için masa çok bu sefer buram buram yoğun girecekti gözümüze. Sanırım senin masa küçük birazcık görüyorsunuz. Evet, evet. Herhalde doldurmak istemedi. Evet. Evet. İkramlıklar da var. Diye. Bu evet haklı bir sebep bence yani, tabi hanımlar katılın. Evet. Sade şık dedi Ayşe Hanım. Evet, Elmas Hanım ne diyor? Ben de sade buldum. Sade. Yemek masaları genelde ben de sadelikten yanayım. Ha, siz evet böylesi. Evet. Tabii tercih etmesi. Sade olması güzel olmadı evet anlamına gelmez. Evet, masanın yarın sade, güzel bir şık bir masayla bizi karşılayacak herhalde. Son kim? Yine başladınız benim. Evet, dakika Elmas bir Elmas Hanım Songül Hanım atışması evet, evet cereyan olabilir etti. Olabilir yani çünkü yarın kendi günü. Evet. Ondan şimdi bugün, bugün Elmas Hanım'ı çok farklı göreceksiniz. Eminim. Allah Allah. Peki. Çünkü yarın kendi günü. Hayriye Hanım siz ne diyeceksiniz masamız ben için? Ben de çok sade diyorum. Ve ne bileyim hakikaten sade. Siz dün benim masamda boncuk boncuk demiştiniz ama hakikaten göz yoruyor. Masa örtüsü göz. Sizinki göz yoruyor. Boncuk yok ama benim masamda. Ama bizim sadeye de boncuklar ucundaydı. Hayır, hayır üzerinde şeyler vardı. Böyle hep dantel olunca da hakikaten göz yoruyor. Dünkü masayla aynı biraz böyle şey göz yoruyor. Düz çünkü bunlar falan takımlar falan. Göz yoruyor bütün bu. Hayriye Hanım senin masan güzel değildi.
Benim masam güzel değildi. Evet. Şimdi Ayşe'nin bu çok güzel masamız. Teker teker şeyimizi, derdimizi anlatırsak. Bizim masamız çok güzel, sade beğendim ve güzeldi. Yani. Masam beğenmedim. Beğenmedim. Çok tamam, güzel. Sizin burayı beğendiniz, dünü beğenmemiş. Sizin gününüzde sizi göreceğiz. Göz yoruyor. Çok güzel. Çorba içimiz atıyorum. Çok şükür Ayşe Hanım. Yok, Ayşe Hanım kendisini oynuyor. Biz eğer çorba için kaseyi uzatmazsak buradaki muhabbet uzayacak. Onun için ben, çünkü soğuyor çorbası. Ne çorbası yaptı gelininiz size? Gelinim yörük çorbasıydı. Yörük çorbası yaptı, üfelemiş. Evet. Ayşe Hanım oynuyor. Kafaya takarak gelmiş. Yani gelinimi hareketli görünce sanki biz alacakmışız. Almasınlar gibi davrandı. Öyle olunca 3 verdi. Bugünkü masa hakikaten vasat. Hepsi çok tatlı bayanlar aslında. Çok yani şu ana kadar... Yani aman aman kırıcı bir şeyler konuşulmadı masada. Sarı gömleğiniz de bir hayli dikkat çekici. Evet, hoş. Teşekkür ederim. Dünkü benim gömlekten sonra sarı giymiş. İnanmıyorum. Dün ben de sarıydım ama. Bana gerçekten taktınız. Ya dün ben de sarıydım, siz bugün sarı. Yani şimdi. Evet, dün benim de sarıydım. Yani siz şimdi. Yarın da acaba siyah giyecek misiniz diye bekliyorum. Siyah böyle mavi atar herhalde. Elmas Hanım masada birazcık rol yapıyor ya. Çünkü dün ben giydiğim sarı gömlekten sonra akabinde bugün sarı gömlek giymiş. Herhalde kıskanıyor. Çok komik buldum. Yani niçin kıskanayım ki? Bana yakışıyordu, o yüzden kıskanıyor beni. Yörük çorbası, üfeleme çorbası. Beğeneceklerini umuyorum. En azından standart bir mercimek çorbası yapıp da önlerine atmadım. Yani bu şekilde söyleyeyim. Herkes aynı şeyi yapmaktan artık gına geldi. Yarın bomba gibi düşüyorum. Biz de bomba gibi geliyoruz sizi. Bomba gibi düşünüyorum. Düşüyorum. Eyvah. İnşallah. Yarın beylik yüzü yansın. Abi ilk düzüne geleceğiz. Yarın evet. Salsalar yapıyoruz. Salsa mı var? Ay bayılırız ya. Aa, sen. Ne güzel. Salsa yapacağım. Ben de yemeğe biber salsası koyacağım. Elmas Hanımcığım, ne yaparsanız yapın. Ayşe Hanım'a hiç beğendiremeyeceğiz bu hafta. Bugün de diyor masayı terk edip bizi bırakıp gitmezsin inşallah. Hiç belli olmaz. Ama olmaz. Hiç belli olmaz. En azından cevap vermemek adına kimseye de saygısızlık yapmak istemiyorum o açıdan ama... sessizlik ve sükunet istediğim için bir de birkaç dakika dinle. Kendi masamda da aynısını yapacak yanlış mısın? Yanlış yerde yanlış bir şey aramışsınız dün. Hiç olmayacak bir şey bu. O özellikle biraz zor. Olmaz. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Oturacaksın. Çıkamayacaksın. Bilemiyorum. Bakacağız. O anki ruh haline odaklı. Bugün ama siz ikiniz gerildiğiniz için dün herhalde ondan mütevellik böyle bir şey yaşadık. Yo, ben Elmas Hanım'ı germedim çünkü Elmas Hanım yani çarşamba gününe kadar ayılıp bayılacak zaten. Yani çarşamba gününe kadar Elmas Hanım tur atacak evde. Allah Allah. Hiç öyle düşünmüyorum. Yani, evet, yörük çorbamız geldi. Canım sağ ol. Elmas Hanım gününe mi oynuyor diyorsunuz Sengül Hanım? Hiç yo. Öyle değil. O salsalar... Esas o gününe Ayşe Hanım oynuyor. Gibi. Başka kimse oynamıyor. Siz beni kıskanıyor musunuz? Oynamıyorum, gerçekten söylüyorum. Kıskanmaz mı? Perşembe günü görüyorsunuz. Kiloma taktınız. Ama dün ben kiloma taktınız. Dün yani güzel bir vücuda sahibim. Neden öyle düşünüyorsunuz? Valla ben de çok güzel bir vücuda sahibim. 49 kilo vermiş biri olarak. Kendime özgüvenim tavandır benim. Evet, Songül Hanım latife etti bana bence. İçeride galiba birisi kendini gerçekten çok seviyor. Bunu ispatlamaya çalışıyor en azından galiba. Arkadaşlar yemek için geldik. Yemekleri beğenmek için evet, geldik. Evet, güzel birbirlerini yiyorlar ama şu güzellik an. Gösterisinde değiliz yani. Arkadaşlar. Özellikle çorbamızı falan bitelim de Elmas Hanım'ın yorumlarını bekliyorum. Evet. Afiyet olsun. Bugün yörük çorbasıyla başlayalım isterseniz. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Onu yoğurup ufaladınız mı? Hayır. Normal tepsiye onu koyuyorsunuz. Suyla elinizle... suyu atıyorsunuz bunun üstüne ve sürekli ovalamaya çalışıyorsunuz. Hmm. Ondan sonra kenarda blenderdan geçirdiğim çok az hani soğan hatta dörtte biri diyebilirim. Evet. Onu hafif bir yağda kavuruyorsun. Çorbayı.
Daha sonra afiyet su koyuyorsunuz. Su kaynadıktan sonra karıştırarak bir tur atacağım. Unlarını koyup nane koyuyorsunuz. Kaynadıktan sonra alıyorsunuz hocam. Bir saniye, neye bayılacağını attınız pardon? Bugün çorba. Beğendi. Ha, beğendiniz. Yiyeceğim. Ama beğendim. Ama canım bak, içerisinde sadece un var, hiçbir şey yok. Sadece un ama var, zaten, yağ var. Ama üfeleme çorbasının içinde zaten bu şekilde olur. Özelliği zaten un olduğu için çorba böyle oluyor diyorsun. Böyle olur. Mesela şey şurayı bir çözelim. Sizin karşı çıktığınız Ayşe Hanım'ın beğenmesi mi? Ayşe Hanım'ın beğenmesi Zuhal Hanım. Hiç yememiş. Çorba zaten yağlı. Ve yağlı. Hakikaten dünkü gibi. Dün duru dediler bizim çorbamızı. Bu ondan daha duru. Hmm. Bizim çorbamız daha lezzetliydi ve daha etenliydi. Eten derler. İçerisinde malzemesi ben var. Ben çorbanız tamam. Kötü demedim. Ben hazır tavuk yemiyorum dedim. Çok beğendim dedim. Ayşe Hanım beğendiniz mi? Beğendim. Çok da hiç yememiştim ama beğendim. Beğendim. Eline sağlık kızım. Nelerini beğendiniz? Bize açıklayın. Evet bak. Hiç yememiştim Zuhal Hanım ama çok gitti. Hoşuma gitti. Eline Ayşe Hanım kızım. Lütfen oynuyorsunuz. Oynamıyorum. Cidden oynuyorsunuz. Bu çorbanın hiçbir tadı yok. Yağlıydı, tuzsuzdu. Tavuk kokusu geldi. Beğenmedi. Ayşe Hanım nasıl güzel tavuk kokusu ama koktu. Koktu. Koku evet, geldi mi yiyemiyorum ben. Baharatı koku yoktu. Koku moku yoktu canım. Yok bunu hiç yokmuyor. Koktu canım. Bana geldi. Yani ama sen çok güzel. Dünkü çorbayla bunu kıyaslıyorsun ya. Yok. Siz birbirinizi yiyin ben yiyeyim çorbayı. İnat uğruna onu beğensin. Yok ama siz birbirinizi yiyin mi dedin? Yesin onlar birbirine. Ben de çorbayı yiyeyim. Biz de cuma günü görürüz. Ayşe Hanım cidden ağız tadınız yok. Ağızda yani. Aynen. Bir saniye o konuşurken dinleyelim. Yemek beğendim ama şey yemeği mi yani? Beğendim. Yiyin tabii ki afiyet olsun. Afiyet olsun. Siz zaten ağız tadı mı yok? Ağız tadınız yok. Ağız tadınız yok. Ben o şekilde düşünmüyorum. Çok güzel. Biraz ağır bir şey oluyor. Ne sağlık kızım. Çok güzel teşekkür olmuş. Teşekkür ederim. Size demiyorum. Sizin için demiyorum. Ayşe Hanım çünkü dün hiçbir şeyi beğenmedi bize. Açıkmıştım. Şimdi dünkü güzel bir çorbaydı da beğenmeyince yani, şaşırdık. Evet. Kızım ondan başka daha bir tas alabilir miyim bunu bitirdikten sonra? Tabii ki de getirebilirim. Ama bir şey hani yanlış anlamayın ama kesinlikle haddime gelişinize karışmaz ama bence yemekleri kıyaslamak yerine. Bir saniye canım. Çok güzel. Efendim? Çok güzel. Bir tas daha istiyorsunuz. Siz bir saniye. Çok ilginç. Çok ilginç. Ne ilginç? İkinci kez çorba istemesi ilginç. Hayriye Hanım'ın dünkü çorbasıyla kıyaslıyorum şu anda. Ne sağlık. Çok güzel olmuş. Nane gerçekten kıvam olarak yağda biraz fazla yıkılmış. Nane yağı girmedi yalnız. Çok ciddi bir kokusu silmiş çorbaya. Evet. Ve dünkü çorbayla bugünkünü kıyaslaması bence oynuyor. Çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Ben cuma günü sizi göreceğim. Ayşe Hanım oynuyor. Bir strateji oluşturmuş kendisine. Dünkü menüye istinaden, dün masa o kadar güzeldi. Ben yemekleri de çok lezzetli buldum. Bir oyunun içerisinde olduğunu kendine aslında gösterdi. Oyun oynuyor. Peki gelinimiz bir şey söylemek istiyor. Yalnız, dinleyelim. Nane yağda yandı dediniz ya. Evet. Nane yağ girmedi. Yanık direkt değil. Suyun içine girdi. Nane baskın diyor. Baskın bir koku var. Nane yağ kokusu var. Ha, olabilir ama yağda kavururken yaktığınız için dediniz ya hani nane yağ girmedi, direkt suya girdi. Direkt suya girdi nane. Tabii ki yani. Yağda kavurmadım. Soğan yağda kavruldu, suyunu ilave ettim. Sona doğru nanesi eklenir. Zaten bir taşım kaynadıktan sonra altı kapatılır. Hmm. Yani, bir saniye siz beğenmediniz sanki, ben öyle algıladım. Beğenmedi değil de bilmiyorum yoğun bir nane kokusu var. Rahatsız mı etti sizi? Evet, rahatsız. Kıvam ve tat tuz olarak nasıl? Kıvamı iyi. Yani kıvamı şu anda iyi ama sonuçta neticede yoğun bir nane kıvamı kokusu olduğu için çok da lezzet alamadınız mı? Evet. Hayri Hanım da galiba aynı şey mi düşünüyorsunuz? Evet Zuhal Hanım, dediğim gibi üzerinde yağı çok fazla ve bilmiyorum bayağı duru. Ya duru. Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten sağlık. Yani yağ nasıl fazla? Siz çorbadan hiç yağ yok elmas. Orada. Sen de anlamıyorsun çorbadan. Hem gerçekten çok sayı güzel olmuş. Çok güzel olmuş kızım, eline sağlık. Bak, onlar hiç de anlamıyorlar çorbanın tadında. Çok güzel kızım, eline sağlık. Ayşe Hanım, dünkü çorbayı siz anlamadınız. Bugün duru. Çok da bir taze getir kızım senin için. Çok yöresel bir çorba dediler ama. Çok güzel, eline sağlık. Siz anlamadığınız için yemiyorsunuz çorba. Ay Ayşe Hanım, afiyet olsun Ayşe Hanım. Bir saniye, bir Songül Hanım'ı dinleyelim. Yani şu masada yorum yapmak için yorum yapıyor. Siz beğenmediniz. Siz beğenmediniz. Ben şöyle. Ayşe Hanım gerçekten oynuyorsunuz. Gerçekten. Ya kıvam olarak çok güzel duru. Olmuş. Böyle. Bana da duru geldi. Evet kıvam olarak. Çünkü unla yapılan bir çorba birazcık daha böyle yoğun olmalı. Daha biraz. Yani birazcık da yağ. Çünkü lezzet yok. Naneyi mi alayım? Yağın tadını mı? Bir lezzet gelmedi. Yani çorbada yağ çok dediler ama kesinlikle katılmıyorum.
bir kap daha istedi, çok beğendi ve nane dediler. Ve bence bu tarz yemeklerin, özellikle çorbaya yakışan zaten nanedir. Yani baharattır. Bunu ben bu şekilde nasıl getirecektim sade hiçbir şeysiz? Düşünmüyorum. Bence hiçbir zaman yemediği için eleştiri yapmak için yapıyorsun. Çok güzel olmuş. Yani. Eline sağlık kızım. Ayşe'nin bunları beğendi. Anlamıyorlar. Ayşe'nin ondan ikinci çorbasını da getirin. Getirdik. Aa, getirdi o. Eline sağlık kızım. Bak, çok güzel. Ben konuşmak istiyorum arkadaşlar. Hani falan dün bizim çorbamıza hakikaten duru dediniz. Ama duru bizim çorbamıza... Yok biraz biraz duru demedim. Hayır ben dedim ki ben duru hazır demiş. Tavuk yemiyorum yağı dedim. Üzerinde yağı çok üzerinde fazla dediniz. Duru demedim. Bak biraz çorbanız güzel ama dedim hayır, yani ben sizin hazır tavuk yemiyorum çorbanız dedim. Tavuk kokardı. Kokusu vardı. Ayşen tavuk çorbası tavuk kokar. Vardı. Bu resmen burnuma kokuyor. Aa evet tavuk var bugün yemekte. Bugün tabii. Menüde bakacağız tavuk var. Yani. Ayşen'imi göreceğiz. Evet, kokuyor mu kokuyor. Evet, eğer evet. O yorumu da aldıktan sonra Ayşen'im evet. Sizin oynadığınızdan evet. Kesin. Peki siz beğenmediniz mi? Yok beğenmedim. Duru buldunuz. Ben de biraz duru buldum ya. Evet, kıvamlı. Acaba böyle mi oluyor? Onu da bilemedim ya arada kaldım. Bu evet çünkü böyle mi? Tabii ki yani bunun içinde patates ya da herhangi bir sebze olsa ben bir şeyini salıp durup katılaştırabilirdi ama yok yani unu da bir de normal bir şekilde koymuyoruz. Çok güzel. Ufalayıp koyduğumuz için. Eline sağlık. Bu sefer gerçekten fazla koyduğumuz zaman. Tamam anladık beğendiniz afiyet gerçekten olsun. Gerçekten oynuyorsun. Eve de versinler bir saklama kabına eve falan. Eve de alırım kızım. Oh. Tabii ki de. İşte aman bizim pardon. Sıdık Hanım'a da muazzam olmuş canım. Mükemmel. Evet alabilirim yani. Olmasın da. Ayşe Hanım hakaniyetli davrandığınızı evet. Düşünmüyorum. Siz çok iyi oynuyorsunuz. Ben şu anda sizi protesto etmek için sofradan kalkıyorum. Aa, bu da yani. Bu da alkışlıyor. Ama Elma Hanım ne yapıyorsun? Bunun şimdi o aslında Ayşe Hanım'a inanıyor. Ayşe oynuyor. Yarın için. O bana oynuyor dedi ama kendisi oynuyor. Lütfen yeri gelsen. Yok arkadaşlar benim yerime arkadaşım protesto ediyor. Benim ama olmadım lazım. Ben bundan hiç hoşlanmadım ha. Masayı terk edilmez arkadaşlar. Masayı terk etmez. Yani hadi dün fenalaştım dedi. Ateş bastı. Rengi mengi de dün kızarınca. Evet. Belki dedim hani bazen olur yani insana. Tabii ki. Nefesi Zuhal darlanır falan. Müsaade et ama şimdi neyi protestosu bu? Gittiği gibi geri gelecek Zuhal Hanım. Herhalde gelecek. Gelecek. Yani. Gelecek. Ama bu masada bana yani yorum yapmamış gitti. Gibi yorum protesto. Yapmayın böyle de. Olmaz. Bu haksızlık. Hakkaniyetli davranılması lazım. Burası lezzet. Ve ben onunla cevap vermemek adına, sakinleşmek adına, size saygısızlık adına ya da Zuhal Hanım'a değil. Ama siz şu anda bana sadece saygısızlık yapıyorsunuz. Etmek amacıyla sofradan hayır, masada kalkmış otur, bulunmaktayım. Masada oturacaksınız. Size saygısızlık değil. Gelinize de değil, Zuhal Hanım'a da değil, Ayşe Hanım'ın ama şu anda sizin yapmış yaptığınız olduğu son derece haksızlığa karşı onu protesto etmek için o zaman onun gününde konuşursunuz. Lütfen masaya geçer misiniz? Peki. Kusuruma bakmayın. Elmasını niye kaptınız? Ayşe Hanım'ı protesto ettim. Ama çünkü bu masada hepimiz yapmış varız yani. Bir tek Ayşe Hanım yok ki. Biz size koca koca insanlar bunu mu yapacağız her kızdığımızda? Elmas Hanım kimse karışamaz bana diyendiğim için. Sofradaki neden diğer arkadaşlarımdan çok özür diliyorum ama Ayşe Hanım'ı cevap vermemek adına gerçekten yaptığı son derece yanlış. Dünkü ve bugünkü çorba arasındaki haksızlık ettiğini düşünüyorum. Cevap vermemek adına da sükunetle dışarıya çıkmayı uygun gördüm. Ama bence gittin geri geldin, geri geldin ama. Özür gittin geldin ne oldu? Ayşe Hanım hiç yaşınıza yakışmıyor biliyor musunuz? İkisi. Çok güzel eline sağlık kızım. Peki verelim çorbaları canım ara yemeklere geçin. Böyle veriyorum eline evet. Sağlık. Bakalım yarın öyle yapacak mı kendi gününde. Bugün resmen rol oynadı. İnanmadım samimiyetine. Bak Elmas Hanım size ben bir şey söyleyeyim. Yani. Şimdi yarın sizde olacağız Allah izin verirse. Aynı şekilde ben Ayşe Hanım'a veya Songül Hanım'a sinirlenip de sizin masanızı terk etsem ayıp etmiş olmaz mıyım? Bakın burası hepinizde az çok sinir var. Burası burası lezzet yarışması. Yani eğer ortada herkes bir haksızlık varsa ben bunu protesto ederim. Buna en güzel burası siz vereceğiniz puanlarla beğendiğinizi ya da beğenmediyseniz onu ifade edebilirsiniz. Evet, evet yani. Elmas Hanım. Ben istedim beğendim Elmas son Hanım. Son gün olduğu için son çok gün güzel olmuş. Olduğu için eline sağlık kızım. Nedense Ayşe Hanım umarım çok özür dilerim. Umarım yarın da bana yapmazsın. İnşallah. Yalnız bir şey tabii ki beğenebilirsiniz. Ne kadar güzel beğenin. Evet. Ben mutlu oluyorum sofrada yiyince evet, hanımlar söyleyeyim. Bitirince. Ne kadar güzel. Seyircilerimiz de ona keza eminim. Evet. Benle aynı şeyleri hissediyorlar. Ama hani daha oturdunuz bir kaşık aldınız çok beğendim çok evet, beğendim. Bana çok da biraz mübala. Yok beğendim Zuhal Hanım oradan dedim. Sen inat olsun gibi ben de niyeyse öyle yok, hissettim. Yok. Aynen ben çok güzel olmuş. Sanki eline böyle kurulu gelmiş tamam mı? Bir noktaya kadar beğenmeyecek.
tam perşembe gününden sonra artık kopar gibime geliyor. Gerçekten beğendiniz mi? Gerçekten beğendim. Ama ben size neyini beğendiniz dedim. Hani bana tadını, evet, tuzunu anlatın, tadını, anlatamadınız. Değişik çorba olunca lezzetli geldi, güzel geldi. Beğendim. Valla çorban biraz yoğun tartışma konusu oldu. Ayşe Hanım çok beğendi. İkinci tabağı istedi. Diğerleri de aksine ben beğenmedim. Çok duru olmuş, çok şöyle olmuş, böyle olmuş gibi konuştular ama bilmiyorum. Arkadaşlar size ne oluyor? Ayşe Hanım çorbayı beğendi. Onun damak tadına uydu. Size uymayabilir. Niye Ayşe Hanım'ın üzerine yürüyorsunuz bu kadar? Çünkü oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Evet. Haksızlık yaptığı için. Gruplaşmaya yön veriyor. Hayır, hiç alakası yemekler, evet, hiç alakası bence lezzetli. Beğeneceğim mi? Beğenecek, kurulu geldi. Zorlanım. Abi bir saniye, öbür yemekler de gelse onu da beğeneceğim mi? Beğeneceğim, yiyeceğim. Şartlandınız beğenmeye. Yiyeceğim, beğeneceğim. Yani tattıktan sonra lezzetli bulduğunuz için mi puan vermek istiyorsunuz? Beğeneceğim derseniz. Beğeneceğim diyorsunuz. Kayıtsız şartı beğeneceğim. Beğeneceğim. Hayır, önce tadına baksın. Tadına bakacağım, beğeneceğim, puan vereceğim. Ama Zuhal Hanım biz de öyle sen yapıyoruz. Sen neden üstüme geliyorsun Elmas Hanım? Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz. Aynı yoldan geçiyoruz. Ben bunu şey gibi algıladım. Yani olsa da olmasa da beğeneceğim gibi algıladım. Evet, ben de öyle algıladım. Ben de öyle algıladım. Beğeneceğim. Ben de. Evet. Buraya bugün beğenmek için gelmişsiniz. Evet. Dün bana hiç beğenmemek için zaten gelmişsiniz. Zaten bugün öyle geldi. Ve Ayşe Hanım'la ne öyle bir şey yapsın? Hayır, biz Ayşe Hanım'la hiç dünkünden başka görüşmedik yani. Evet. Sizin masada tamam, görüştük. Tamam arkadaşım, burada onu, hiç onu özel ima bir şey ediyor yok. Ama arkadaşımız şimdi. Yani, onu ima ediyor. Beğenirsen söyleyeceğim. Ayşe Hanım biz de beğenirsek yorum yapıp söyleyeceğiz. Biz de ona göre puanımızı vereceğiz. Tamam, öyle yaparsınız. Dün bütün sofrada hiçbir şey beğenmediniz. Ondan sonra yorum yaparsınız. Yani çok merak ediyorum, bugün bu sofrada her şeyi beğenecek misiniz? Evet. Tadına bakacağım. Yiyeceğim, beğeneceğim. Şahane, hadi kızım. Hiçbir kimse birbirini görmeden geliyor buraya ve girerken hepimiz birlikte girdik. Kimse kimseyle konuşmadı. Öyle bir şey yok. Ha ben de diyorum zaten. Ayşe Hanım için ben de aynı şeyi diyorum. Ama ben o şekildeyim. Ben Ayşe Hanım'a diyorum ki gruplaşmak istiyor. Bence biraz daha dürüst bir şekilde yorum yapmalarını beklerdim. Sonuçta ben burada herkesin yaptığı gibi basit yemekler gerçekten yapmadım. Bu çok yorucu bir gün geçirdim. Elmas Hanım'ın sofrayı terk etmesi bence çok ayıp bir şeydi. Bilmiyorum, herkes kendine yakışanı yapar. O da herhalde onu kendine yakıştırıyor. Elmas Hanım sen ne taktın bana? Takmadım aslında da. Taktın sen bana. Benim çorbanın beğenilmesi niye bu kadar onu rahatsız etti, ben onu anlayamadım sadece. Hani gerçekten bunlar rahatsız oldular. Çorban neden beğenildi? Ama da keşke bir havuç tarator olsaydı da yeseydik mi diyecekler acaba? Jale. Evet, gelin biraz. Efendim anne. Gel. Geldi. Ne getirdin bize ara yemek olarak Jale? Ara sıcaklarda dereotlu poğaça ve patatesli kıymalı rulo var. Rulo, evet. Dereotlu poğaça. Ayşe Hanım yer tadına bakar, bir yorumunu alırız. O kesin beğenecek. Çay da var mı gelin hanım? Çay mı? Evet. Poğaça, dayotlu, Zuhal Hanım, beş çay masası. Beş çay masası gibi ama oldu. Herkes meze şeklinde. Genelde daha sonrasında yemek yiyeceğimiz için arada bir kimsenin çay servisi yaptığını ben hiç görmedim. Hayır, beş çayın ne konulur da bunlar dayotlular diyorlar. Sanki evet. Tarator... gün masası, gün menüsü gibi. Çeyrekleri de çıkartalım arkadaşlar. Evet. Olur, güzel olur aslında. Elmas Hanım çeyrekleri alalım. Hayatım, Tuna Hanım'la gelmedim. Ya çok özür dilerim ama genelde herkes buraya havuç tarator, kabak sandal, patlıcan sandal yaparak ya. Mezeyi ara sıcak olarak tanıtıyorlar. Ama benim bu yaptığım yemekler, internetten de girip bakabilirsiniz, gerçekten ara sıcak olarak geçiyor. Ara sıcak olarak geçiyor. Benim o iki tane oğlum aşçı ve evet, yani olabilir. Bir poğaçanın ara sıcak olduğunu... Tabii onu da size açıklayayım. Yani, ben oraya farklı bir çeşit daha yapabilirdim. Ama bu sefer diyeceksiniz ki hiç el işi yok. Hiç hamur yoğurmamışsınız. Dünkü menü de, evet. Dünkü menü de ara sıcaktı. Biber çok güzeldi. O bir ara sıcaktı. O bir meze. Ayşe Hanım beğenmemişti. O bir meze ara sıcak. Meze zaten ara sıcak. Hayır, çok farklı bir şey. Yani, lütfen. Yaparız ya böyle, evet. Komşu gelir de hadi bir dedikodu yapalım, hadi bir çay koy, bir poğaça, bir börek, o olmuş. Allah Allah. Arkadaşlar zaten mezenin adı, ara sıcağın adı mezedir, mezenin adı ara sıcağıdır.
Bunlar bizde Türkler, biz değiştirdik. Avrupalılar da bütün ortaya atılır, mezeler ve ara sıcak olarak atılır. Evet. Yemeklerden, ızgaralardan önce ortaya konulur. O da bizde ara sıcağı olarak geçiyor. Salata ve... Yani meze olarak geçer, ara sıcağı. Ama bu hiçbir zaman ara sıcağı olarak geçmez. Poğaça, kek, bunlar beş çayında geçilen bir... Ama her gün yapılan şeyleri gerçekten yapmak istemedim ve elimden geldiği kadar da güzel bir şey yapmak istedim. Ve gerçekten yaptığım her bir yemekte emek istedi ve beni çok uğraştırdı. Ben sırf güveci yapmak için bile kendi zamanından feragat edip taş fırına gittim geldim. Orada bile benim 20 dakikam, yarım saatim gitti gidip gelmek. Hiçbir şey kolaya kaçmadım. Evet, ben buraya bir havuç taratoru da yapıp masaya koyabilirdim. Ama artık havuç taratoru yapmasına vallahi fena olur geldi havuç taratordan. Bak ben izlerken bile bana artık itici geliyor. Yani insanlar bizi izliyor ve... Ha güzel de bin kere falan yapıldı yani, artık yani. Artık insanlar yeni bir şeyler görmek istiyor. Ben dünkü gelinimizin de bugünkü gelinimizin de menülerini beğendim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca da evet taş fırına gitti. İnşallah güzel olmuştur yemeği. O bir İnşallah. Risk yani. Dışarı gitti geldi yani bir mesafeyi Ayşe göze beğendiniz alarak. Beğendiniz mi? Beğendim. Aa! Çok güzel yaşasın, olmuş. Yaşasın ne güzel. Çok güzel. Ama ben bugüne kadar ara sıcağı kime verdiğim için yaptıysam gelen bütün misafirlerimi hiç kimse bugüne kadar... Evet hiç kimse... Aa bu hiç olmamış demedi. Herkes ne kadar güzel. Hani canım herkes bugün beğendi. İlkleri yaşayacaksın. Evet. Bugün evet doğrularım şaşacak galiba. Demiyoruz. Olmamış demiyoruz. Teşekkür. Lezzet olarak falan emeğine evet. bir şey demiyoruz. Sağ ol. Ama sanki böyle gün evet. menüsü kahvaltı. Hadi bir de çay olsun da şuradan atıştırayım gideyim. Bu bir ara sıcak değil. Değil ara sıcak değil. Peki. Ama Ayşe Hanım beğenmiş. Ayşe Hanım neleri beğendiniz? Güzel Çok güzel. Güzel değişik olunca lezzetli. Teşekkür güzel. Ederim. Hangisi güzel? İkisi de güzel zaten. Nasıl beğendiniz? Bunda da kapya biber var. Siz dün bizdeki biberi ben biber Sizin beğenmedim dediniz. Kapya biberdi ama tuzsuz yumurtaya kokardı. Bunda da tuz az. Yok güzel. Bunda güzel, da tuz az. Siz bunda dün da yumurtaya tuz kokardı hani. Tuz az. Onun çünkü dışında kaşar peyniri var ve kaşar peyniri ben de tuzlu olduğu için dengelemez. Ben o kıymaya bir tık daha fazla tuz koysam siz onu yiyemezsiniz. Mümkün değil. Çok tuzlu gelir. Ama dünkü gerçek ara evet. sıcağı beğenmeyip de gün menüsünü beğenen Ayşe evet. Hanım'a tebrikler. Bravo. Çok güzel yani olmuş. Çok güzel. Mesaj. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Elmas Hanım yani bir çay, bir poğaça günü kurtarır. Olsun. Çayı da sonra içeriz kızım. İnşallah. Tamam. Enteresan anlar yaşıyoruz. Sofrada görmekten artık kına geldi diyorsunuz ya. Bakın biz de beş çayını sofrada görmek istemezdik açıkçası. En azından ilk defa gördük. İlk defa görmüş olabiliriz ama bizim kültürümüzde de poğaça beş çayı. Seyirci bunu da görmek istemeyecektir ekranda. Allah Allah. Bence seyircinin gerçekten de patates rolü dikkatini çekecektir. Bundan adım Bence kadar de. Eminim. Dereotlu poğaça, beş çayı ve böreğin yanına olmamıştı. Yalnız seçim. Gerçekten ve ayrı ayrı uğraşıyorum. Yani bunları mesela hazırlayıp, yuvarlayıp fırına vermiyorum. Tabanını ayrıyeten hazırlıyorum, fırınlıyorum, pişiyor. Ayrıca kıymasını hazırlıyorum. Bir daha onları hazırlayıp sarıp fırına verip bir daha pişiriyorum. Üstüne kaşar veriyor. Rendeliyorum yani. Gerçekten uğraştırıcı bir şey. Ya emeğiniz var. Emeğiniz var. Evet, biz emek yok demiyoruz. Menüde gelen tabaktan bahsediyoruz biz. Ara sıcak olarak. Evet, salata olacak. Olabilir, yoğurtlu bir şeyler olabilir. Salatam da var. İlla salatayı yemeğin öncesinde getirmek istedim ama. Peki lezzetleri konuşalım sonra bunu tekrar tartışırız. Elması nasıl buldunuz? Ben biraz tuzsuz buldum kıymasını. Patates rolü mü? Evet, patates rolunun poğaçada gayet güzel. İçini iyi çekmiş. Beğendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayriye Hanımcığım. Poğaçayı deneyeyim ben. Dereotlu pasta olduğu için. O zaman Songül Hanım dinledim o esnada. Kıymasında biraz daha tuz, böyle baharat biraz daha dokunmalıydı. Ama dış kısmı güzel pişmiş. Evet. Ama ben halen iddia ediyorum bu bir ara sıcak değil. Kesinlikle. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu menüyü hazırlarken de gerçekten o kadar çok ustadan fikir aldım ki. Gerekirse taş fırına gittiğim ustadan da ayrı ayrı yerlerden restoranları aradım. Ne yapabilirim, neyi nasıl yaparsam daha güzel olur. Ben Bakü ile iletişime geçtim. Bravo. Yani bayağı sadece, evet gerçekten özendim. Hatta ben hani bir de erken salı günü yarıştım. Ben daha farklı ikramlar da getirecektim. Ama pazar günü yola çıkmak... Evet, peki, pazar günü yola çıktığı için... nasıl buldunuz? Çok güzel kızım. Eline sağlık giderken poğaçadan da isterim. Ay vallahi sıdıkla teyzeye görüyorum. Evet. Canım, izlenir amcan. İçin alimuyum buraya ya. Sararsın. Muazzamdır. Üç.
Evet, çok güzel olmuş. Canım muazzam da mükemmel olmuş yavrum. Bana akşam için sarasın dört. Dördü de gömdük hep içeride. Evet, aynı İnşallah olacak. Öyle olmaz. Zor, peki Songül Hanım, poğaçayı söylemediniz. Ya poğaça normal. Normal mi? Olmamıştır. Biraz açılmış onu. Ve dereotu poğaça normalde çok zor, kıvamı zor tutturulan bir poğaçadır. Kimi poğaçaları yakıyorlar, kiminin evet. içi hamur kalıyor. Sert oluyor. Beğenini beğenmiyorlar. Dereotu bazen... Güzel. Ama işte ben de halen iddia ediyorum ki... Gülmeniz. Poğaça güzel ama dediğim gibi beş çayı. Hani ara sıcağı değil. Ben beğendim. Lezzetleri güzel. Sadece şu konuda haklı. Ben beş çayı demeyeceğim. Fakat şimdi ben menüler arasındaki uyuma, menüdeki yemekler arasındaki uyuma da bakıyorum. Evet. Şimdi bu birazcık karbonhidrat türevi olduğu için patates içinde poğaça değil de veyahut poğaçanın yanına başka bir şey daha iyi gidebilirdi. Ama güzel mi? Güzel. Gayet güzel pişirmişsin. Eline sağlık. Patatesli kıymalı roux güzeldi ama tuzu azdı. Ama gene ağzımın yani tadı bana uygun değildi, güzel bir şey değildi. Yani bu menünün içerisinde olması gereken bir şey değildi. Ara sıcağı olmaması gerekirdi. Hanife Hanım, hiç kendinizi savunmuyorsunuz. Ne oldu sizde mi? Size de galiba basit geldi ara sıcağı. Hayır, basit artık değil. Gelinim çok emek verdi. Güzel olmuş, eline sağlık. Eline sağlık. Ama evet. poğaçayı basit değil ki bu ama. Basit değil zaten, yaptığı şey basit değil yani. Hepsini... Rulo güzel ama poğaça ara sıcağında biraz. Poğaça da basit değil. Onun da içine maydanozu doğradı. Ya hepsine şeyleri, giriyor. Hamur yoğurdu. Tabii hamur yoğuruyor. Hepsine giriyor. Canım benim, böyle yürüyün falan mı? Diye atıyordun. Şimdi haydi bakalım sizi görelim. Hayır, ana yemeği. Yemeğini savunamıyorsun. Gelinin senden daha iyi savunuyor yemeğini. Olabilir. Kayınvalide hiç gelini savunmadı, hiç konuşmadı. Hani sebebi nedir bilmiyorum. Biraz konuşması lazımdı veya bize karşı biraz savunması lazımdı. Ha, dün ben de az savundum gelinimi ama benim gelinim açıklayıcı davrandı. Tamam, bugünkü gelin de kendini savundu ama biraz da kayınvalidesini savunması lazımdı. Viyana'ydı, yörüktü, organikti, gezen tavuktu. Hayırdır, hayırdır. Bugün siz bana mı yürüyorsunuz son günü? Yürümüyoruz, yürüyecek bir durumumuz yok, konuşmuyoruz. Bugünkü gelinimizin kayınvalidesi çok suskundu. Dün daha güzel yorumlar yaptı ve kendi gelinini ve yemeğini savunamadı. Songül Hanım işte poğaça dedi. Ama yani işte poğaçadan anlamı ne onu anlamadım. Sizi puanlamada göreceğiz Ayşe Hanım. Düşük puan verirseniz ama bakacağım. İşte değil mi? Sıdıka nereden biliyorsunuz düşük vereceğimi? Evet. İnşallah. Nereden görelim. Biliyorsunuz yani? Göreceğiz. Dün dolmanın elini... tadına baktınız mı? Ha, bakın dolmanın da tadını isterseniz. O da emek yani. Tam zamanı şimdi. Evet. Buyurun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım bastı yiyorum. Alın çatalla ya, bir şey olmaz. Çatalla. Isırın gitsin. Gelin alın, bizim çatallarımızı aldı. Ben geri getirir şimdi. Ayşe Hanım'ın dün evi yemeğe gitmiyordu. Bugün maşallah sağ çok kol çalışıyor. Olmuş. Gel git yapıyor. Sarma da çok güzel olmuş. Bundan da istiyorum eve giderken. Daha neler. Daha neler. Ne kadar inandırıcısınız. Şaşırtıyor Ayşe Hanım. Ayşe Hanım bütün yemekleri beğenip bir paket istedi. Sanki burası kebap dükkanında pakete geldik. Evet, beğenmiş olabilir. Gerçekten bu olamaz mı? Belki de gerçekten adaletli yarışan bir yarışmacıdır. Çünkü yaptığı közde, o bilmem ne yapmış ya közde işte meze olarak. Meze yani, bu ara sıcak değil, evet. O biberi herkes sevmez, ben bile sevmem normalde. O şekilde benim önüme getirse ben yemem. Yani... Bunu gerçekten sevmemiş olabilir. Niye bunu bu kadar takmış kafayı anlamadım yani. Ve her şeye de kavga arasında evet güzel olmuş, evet güzel olmuş, evet güzel olmuş diyorlar. Umarım evet bu güzel olmuşların arkasından düşük puan gelmez. Çünkü çok adaletsiz bir şey olur. Yani ayıp etmiş olurlar. Ya arkadaşlar, Ayşe Hanım'la siz aranızda bir gruplaşma falan mı farkında oldu? Bugün Ayşe Hanım sürekli beğenmeler. Farkında değil misiniz? Biz yani. Onu önce odaya aldık, konuştuk. Hı? Ya böyle... Ben de aynı şeyi hissediyorum. Espri Ayşe Hanım bugün belli ediyor. Ya herhalde yapmış. Aynı anda gelmediniz mi siz? Herhalde espri aynı yaptım. Aynı anda girdiniz. Nerede konuşacağım? Dün sizden sonra mı sohbet ettiler? Yok, bilmiyorum Zuhal Hanım. Dışarıda etmiş olabilirler. Yarın benimkileri hep beğen ya da ben sizinkileri beğeneceğim diye konuşmuş siz, olabilirler. Ayşe Hanım boş boş konuşmuyor. En az siz boş boş konuşuyorsunuz. Ben boş konuşuyorum. Evet. Boş konuşan aslında boş yorum yapandır. Ayşe Hanım Ayşe Hanım gelen yemeği de beğenecek ama son
puanını da göreceğiz. Siz de beğenmeyeceksiniz çünkü kararı ben yediğim lezzete bakarım. Lezzetsiz miydi şimdi? Ben yorumumu yedim, yaptım. Beğendim. Güzel olmuş yerine sağlık. Bence orada Songül Hanım galiba. Songül Hanım'la Elmas Hanım'dan başka kimse gruplaşmadı. Gerçekten gruplaşmış gibiler çünkü birbirlerini teyit ediyorlar. Birine de söbürü donu diye ve hiçbirisinin orijinal bir fikri yok yorum yaparken bile. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. İşte biri olmamış, mesela tuzu yok merak. Aha evet evet tuzu yok yani. Bunu kendinizin fark etmesi gerekiyor madem bu kadar damak lezzetiniz gelişmişse. Neden üstümüze üstüme geliyorsunuz? Lezzetli yemeklerin lezzetini beğenmediniz ve bugün gerçekten çok her güzel şeyi şükürle biliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Benim gelinime biraz rakip gördü Ayşe Hanım. Dün enerji biraz fazlaydı o enerjiye göre. Dedi ki yok bu geline ben düşük vereyim. Girince yani girmeden puan hiç olmadı. Dün yani Hayal Hanım beğenmedim. Çorbayı beğenmedim. Yağlı geldi, tavuk koktu. Dün hiçbir şey vermediniz. Bugün her şeyi beğeniyorsunuz. Çok güzel ama çok güzel bak, olmuş. Ayşe Hanım. Getiriyorum anne ben hemen salataları bırakacağım. Ha, salata. Çatalları da getirdim. Bu tavuklu salataydı değil mi? Tavuklu, cevizli, havuçlu salata. Hemen getiriyorum. Efendim bu salata mı Zuhal Hanım? Evet. Evet. Çerkez tavuğu gibi değil mi öyle? Çerkez tavuğu gibi, ara sıcağı gibi, ortaya konulan soğuk meze gibi. Evet. Soğuk meze gibi. Poğaçanın yerine bunu koysaydık işte evet. Bu ara sıcak bu. Evet. Evet. Bu ara onun sıcak. Onun içinde ceviz de var. Bayağı çerkez var. Tavuğu gibi. Evet. Çerkez tavuğunda havuç. Hanife Hanımcığım evet hepsi var. Malzeme güzel. Ama bu bir ara sıcağı, salata değil. Yeniler karışmış sanki. Hayır, karışmadı. Salata olarak biz bunu sunuyoruz. Ana yemek etten oluşuyor. Evet. Yanında tavuklu salata mı? Evet. Aslında o etin yanına, o güvecin yanına, o yeşillikle karışık bir salata çok güzel giderdi. Proteinin doğru. Yanına böyle lifle, yeşillikle bu olmaz bir şey. Mı? Olmaz. Neden? Asla. Et, tavuk yan yana. Ya çorbada kullanacaktınız tavuğu, eğer oluyorsa yöresel diye. Pişmiş çok da güzel pişmiş. Zaten çok da güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok beğendim ben. İnşallah buna da meze demezler. Beğendiniz mi Ayşe Hanım? Çatalları getirir misin kızım? Biraz tuzsuz ama güzel olmuş. Zuhal Hanım ben gerçekten bayılacağım. Tuzsuz biraz. Ya herkes yeşillik salata yapıyor. O da değişiklik olsun diye. Bugün bunu düşündü. Havuçları da bayağı bir özenle yani şey böyle bıçakla doğradı onları. Yağda kavurdu mu? Rendelemedi. Hayır kavurmadı. Kavrulmuş gibi görünüyor mu? Hayır. Ay, soruyorum. Yok kavurmadı. Rende değil mi bu? Yok rende değil. Bunun bıçağı var. Aa bıçak ne güzel doğramış bıçakla evet. Böyle rende gibi vallahi. Evet biz de rende yapıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu salatayı, bu salata dediğinizi ben öğün olarak diyette kullanıyorum. Diyet. Ana öğün olarak. Çünkü diyet yemeği. O zaman diyet olarak yiyin. Yararsız. Ama ben bir isterdim ki diyet niyetine. Evet diyet niyetine yiyin. Diyetine. Ama bu et yemeğine asla bu salata olmaz. Lezzeti güzel olabilir. Arkadaşlar beğenebilir ama bu ana yemek ya. Bolca ana yemek öğlen yersin, o öğünü kurtarırsın. Yani Hanife Hanımcığım gezen tavuk mu? Gezen. Tabii ki gezen tavuk. Getirdiniz mi memleketten? Biz tavuğu bunu, getirmemişlerdir herhalde diye düşünüyorum. Biz bunu özel kasaptan özel yaptırdık. Tamam biz de özel yaptırdık. Siz gezen tavuk yiyordunuz. Bunu yiyebilecek misiniz şimdi? Evet gezen tavuk yiyordum. Ben yemeyeceğim. Ben yemiyorum gezen tavuk. Ben 4 senedir... Ama siz de bir tadına baksanız. Ama bizle evet, birlikte bir eşlik etsiniz. Tabii ki size saygısızlık olur. Olmasın diye bakacağım tabii ki. Evet. Güzel mi tadı peki? Biraz tuzsuz Zuhal Hanım. Tuzsuz biraz ama güzel. Güzel olmuş. Evet. Yo, ama güzel. Bir ara sıcağı olarak yesek daha da doyurucu olurdu. Evet. Güzel. Aa, güzel kaselerin. Oraya, evet. oraya ver. Azeri buğulama güveci de deniliyormuş buna. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol. Yanındaki de şah pilavı mıydı? Evet. Evet. Ben menüye baktığımda buğulama diye baktığımda şey balık mı ki dedim acaba buğulama. Et buğulama. Bunu taş fırında pişirdik, getirdik değil mi? Evet. Evet, patates var içinde. Evet. Değil mi? Biber var, domates evet. Var. Kabak arpacık var. Soğanı koydu. Ay, kabak yok, patlıcan yok. Var. Kabak yok, patlıcan var.
Arkadaşlar ne der bilmiyorum ama et kuru. Lezzet açısından nasıl değerlendirirsiniz? Normal bizim yaptığımız güveç. Fırında piştiği belli. Kuru, birazcık kurumuş, patatesler de pişmiş. Ben biraz beğendim. Lezzetli. Biraz beğendim. Neyini beğenmediniz? Evet. Mesela size... Kuru diyor. Birazcık yağlı olabilir. O zaman da yağlı diyecektiniz. Yok, yani. Zaten et evet, yağlı. Az önce çorbaya yağlı dediniz. Ama ben çorbaya yağlı demedim. Çorbada duru. Çorba duru. Kıvamı yok dedim. Güneşte pişen etin hep etin pişmiş mi pişmemiş mi ona bakılır. Özleşmiş mi özleşmemiş mi ona bakılır. Evet zaten baharatları... pişmiş, kurumuş iyice. Kurumuş canım benim. Hayır kurumamış. Arkadaşlar da yorumunu yapsın. Kurumamış. Kuruduğunu kesinlikle evet, kabul etmiyor. Bana da kuru geldi. Çok pişmiş patatesleri. Evet. Pilav da çok kuru geldi. Çok şaşırdık. Ama öyle güzel çok, güzel yani. Evet. Ama çok güzel pişmiş gidiyordu. Beyan. Ben size dedim inişler olacak diye. Çıktı. Ya güzel ve güzel. Çok aynen. Şey. Hanım, aynen. Evet. Herhalde oynuyorsun biraz. Oynamıyorum ama kuru. Evet. Beğenmedim oo, yani. Hanım güzel olsa şey güzel derdim yani. Hanife Hanım ilk hayır, başta ama, çok beğendiniz. Savundunuz ama. Şimdi oynuyorsunuz. Aynen öyle yani. Ay beğenmedim. Gayet güzel bu. Kuru geldi Hanife Hanım. Benim beğenmedim. Gelinim beğenmedim. Bunu fırına götürüp getirirken 20 dakika kaybetti. Tamam da ama kuru geldi. Etler kuru geldi. Bunlar karışık geldi. Çok pişmiş patatesi. Pilav nasıl? Pilav kuru geldi. Pilav da mı kuru geldi? Kuru geldi. Evet. Gerçekten aa, kuru geldi. Ben dedim arkadaşlar kesinlikle Ayşe Hanım çizgiyi, çıtayı yükseltti ve inişlerde. Ya olabilir canım ilk iki yemeği beğenir, bunu beğenemez, ya, beğenmez. Yok, şimdi puan dakikasına gelince Ayşe Hanım böyle. Siz açık oynamaya yaklaştınız. Evet. Göreceğiniz sonunda. Peki pilavın içinde neler vardı canım? Pilav normalde haşlanıyor ve malzeme olarak neler koydun? Evet, zerdeçal var, pirinç evet. Var, tuz var, tereyağı var, o kadar. Anladım. Sanki bir peynir varmış gibi tat aldım. Tereyağından olabilir. Tereyağından. Evet, evet. Tereyağından olabilir. Tereyağı biraz daha aroması basmış. Basmış ama güzel. Evet. Eti nasıl buldunuz Songül Hanım? Yani lezzetini alamıyor musunuz? Yok, kuru. Pilav? Et tabii kuru değil bak yanında şeyler et kuru değil yani. Hayır sebzeler. Yanında sebzesi var. Ben sebzesine iddia etmiyorum. Et gerçekten dünkü gibi kuru. Dünkü et kabul sade bir et. Çok özür şunu söylemek istiyorum. Ben dün de, ben dün de bunu dedim. Ben bu menü için gerçekten risk aldım. Benim menüde yaptığım hiçbir şey basit değildi. Ben burayı atıyorum bu güveci yapıp da yanına bir... Canım benim bütün gelinler risk alıyor. Her benim yerde farklı farklı evet, menüler yapılıyor. Var, evet, yöresel dediniz biz böyle, ben böyle güveci normal evet. Sıradan iki güne aynen. Bir yaparım. İki günde bir taş fırına evet. Götürüyorsunuz yani evet, güveci. Yaparım. Taş fırına götürüyorsunuz yani. İki günde bir. Evet. Taş fırına mı gidiyorsunuz siz? Evet, iki günde bir taş fırın var. O yüzden yakın taş fırın var herhalde. Evet. Ha, o yüzden var. Şimdi de tesadüfe bakın iki tane, evet. İki tane oğlum aşçı. Ben az çok yemeklere hakimim. İki yani, tane oğlunu taşıyor. Sen de Songül Hanım hep aşçı çav atıyorsun masada evet, yani. Hep aşçı, her gün dün de öyle bugün de öyle yani. Ben oradan öğrendiklerimden bahsediyorum. Aa, iki günden beri sen havanı dinliyorsun masada. Güzel böyle salça sosu Songül olsaydı Hanım. Birazcık renk. Songül Hanım. Hep hava atacaksın. Çok özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Genelde bu tarz ağır yemekler Songül Hanım. Hep daha köylerde pişer. Yani şehir yerlerinde bu kadar ağır yemekler hiç. Çünkü evde taş fırın yoktur. Ve güvecin hakkı kesinlikle taş fırındır. Bir ocağın üstünde pişirip alıp bir fırına sürülmez. Canım benim biliyorum. Ve onun içine salça koyduğun zaman bu sefer o yemek basitleşir. Çünkü genelde yo, renk. Doğal ben yemekte de domates ben var. Ben renk katsın diye yemekte renk arıyorum. Salça koyma. Güzel hayır. Yemek yüzüne gülecek. Aa yemek yüzüne gülecek. Bak güzel yapmış. Yani işte açıcı görünmeli. Evet görünecek yani yemek yüzüne gülecek. Yani renk olarak. Bilmediğimiz bir yemek diye düşünmüştüm ama bildiğim klasik. Güveçti ve rengi falan birazcık böyle yemek insanın yüzüne gülmeliydi ya. Ve yanındaki pilav da kuruydu. Oğlum aşçı tamam ama aşçı ise eğer saatte söylenmez ki dün de söyledi bugün de söyledi. İlla ki aşçı diye onu anlayacak mı eğer saatte? Canım benim sen kaç yaşındasın? 24 yaşındasın. Ben 42 yaşındayım. Olabilir saygı mutfak duyuyorum. Hakimiyetim güzel benim. Songül Hanım yani. Olabilir. Çünkü senin anlattığın tarihçe taş fırını biz
Yaptık, geldik, geçtik. Songül Hanım, yaşı koyarsan sen de benim kızım yaşındasın. Benim de senin yaşında kızım var. Bunun yaşla alakası. Yaşla hiç alakası yok. Yaşla ilgili değil de yani. Ama kaç yaşında? Gülcem tarihçesini anlatırken yani onları biliyoruz. O aşamaları geçin. Biz zaten bu an... tarihçesi. Yani ama ne? Fırına gidecekmiş, ısınacakmış. O evet, zaten hakkı ben fırındaymış. Ben normal bir pişip de alıp evet. Fırına sürülmesine karşıyım. Normal fırına sürülmesine evet, karşıyım. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de öyle yapıyoruz. Sen iki güne bir güveç yapıyor musun? Evet yapıyorum. İki güne bir. O yüzden o 49 kiloyu vermeye çalışıyorsun. Evet ben protein ağırlıklı beslendiğim için aha, ben günde 300-500 gram et yerim. Peki pilav nasıl? Ya pilav kuru. Kuru. Evet. Belki de pirincinden dolayı evet kuru ve tane tane olmuş ama kuru bence. Kuru. Kuru. Evet. Elma sana size dinleyelim. Pilav lezzet olarak iyiydi aslında ama... kuru, biraz kuru gerçekten. Ya ben de biraz böyle bir hafif bir içerisinde biraz nasıl diyeyim bir sıvı yani bir su isterdim. Yani salçalı bir sos isterdim onun içerisinde. Hmm. Biraz kuru. Kuru. Ama lezzet olarak güzel. Lezzet olarak güzel evet, ama kuru. Kuru. Evet. O zaman başarıya ulaşmış demektir. Yani lezzetini beğendiyseniz. Lezzetini beğendiyseniz. Ve çok özür dilerim bir şey daha söylemek istiyorum. Hani pilavı kuru diyorsunuz ya. Evet. Hani siz daha iyi bilirsiniz belki oğlunuz aşçı olduğu için. Evet. Bu Azeri pilavı. Bu demleme yapılır. Sizinki gibi yapılmadığı için normalde olur da budur zaten. Kızım demleme canım benim. Demleme veya suya salma derler bizim oralarda. Hı. Suya salıyoruz falan derler. Tamam senin dediğin doğru. Kesinlikle ben diyorum ki budur. Pilav tane tane olmuş. Evet. Pirincin cinsinden olabilir. Evet. Ama ben... lezzet olarak kuru. Kuru. Hani demleme de olsa bu yağı ne zaman döktünüz? Demledikten sonra mı dökülüyor? Evet. Demlenmeye konurken de evet, çok az konuyor ve tabaklara konulurken de tereyağı eritip üstünden çok az bir şey geçiriliyor. İşte bak kuru. Birazcık daha isterdi. Sizin de çok merak ediyorum Songül Hanım. Oğullarınız aşçı ya. Evet. Geline liste yapıp vermişlerdir. Verdiler. Tüyo aldı benim gelinim. Evet. Evet. Çünkü acaba eşiyle birlikte yemek yapıyorlar. Acaba sen ne kadar yemek yapmasını biliyorsun? Ben mi? Evet. Ben. Çok merak ediyorum. Evet. Oo. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Eğer burada bu yemekleri ben bir saatte çıkartırım. Helal olsun. Bir saatte. Helal olsun sana. Yani bu kadar da bir saatte. Dünkü yemekler de öyleydi. Çünkü ben kendime güveniyorum. Yok Songül Hanım benim buradan sadece kaç fırına gidip gelmem 20-25 dakika mı? Yok Songül Hanım. Yok canım o kadar da değil yani. Yok dün de bugün de atıyorsun. Hayır dün de bugün. Sen zaten dün başka bir şeydin bugün başka bir şeysin. Ne oynayacağım sen bir evet, pilava bir bak bakalım kuru mu yaş mı? Baktı. Kuru dedi zaten. Kuru. Evet. Bakın sen ben değil yani. Çok emek veriyor Songül Hanım. 2,5 saat. Ya emeğine saygı. 2,5 saatte çok zor. Emeğine saygı duyuyorum. Buraya emek verilmiş ben emeksiz demiyorum. Elbette şu bardağın buraya konulması bile emek. Ama dedim ki yemek yüzümüze gülsün. Evet. Bir rengi olsun. Orada sana katılıyorum. Evet siz bir aşçısınız. Buyurun. Konuşun. Evet Zuhal Hanım, arkadaşlar yani. Evet et sert, çok pişmiş, evet çok kaynamış. Kaynadığı için patates nişastasını salmış. Hı-hı. Yani yemek şeklini değiştirmiş deriz biz de. Bizde öyle denilir. Göğeç gibi değil de patates, etli patates görünümünde. Evet öyle. Etli patates görünümünde. Peki bizim normal bildiğimiz güveçten farkı nedir? Yapılış biçimi mi, pişme aşamaları mı? Pişme aşamaları vardır mesela. Daha hani Azeri yani, buğulama tabii, yürüyecek evet, ya. O şekilde. Yani ben buna su konulmaz normalde sebzelerken. Ha. Yani çok yarım bardak, çay bardağı bir su koyarsın. Buna çok su konulmuyormuş mesela. Evet, ondan kendi belki suyunu salar. Kendi suyunda zaten et o şekilde mühürlenir. Evet. Taş fırının içerisinde. Evet. Ve kesinlikle ama kesinlikle buna salça konmaz. Yani bakın, bu gerçekten konmuyor, imkansız. Çünkü bunun içine zerdeçal yani konuyor. Tamam doğru. Rengini ve gerçekten yoğun tadını oradan alır. Peki bir şey soracağım. Içine... Evet, normalde patates de patatesler bu kadar büyük mü doğranıyor? Bunun içine böyle mi oluyor? Evet. Yani? Ha tamam çünkü o zaman. Çünkü eriyip bana biraz kaybolacak. Büyük geldi. Evet yani et pişene kadar eriyip kaybolacak. Şimdi şöyle çünkü bir zorluk yaşadım. Şimdi bıçağım yok. Bir de şey, şimdi bu buna böyle evet, biraz dayanınca kesmekti, yani kesemedim. Evet, tek lokma içinde evet, biraz büyük de geldi etler. Zor attım. Servis. Ben önüme attım. Servis. Efendim servis ne? Ya bu tabağı böyle servis değil de şunu şöyle şuraya koysa şimdi daha şimdi evet bu olurdu. Şey o olmamış yani güvecin. Yani olmamış. Yani şekli güzel de biraz bakın, şey zor. Ben
Önüme... Sunum olarak da böyle şey duruyor. Aldım da yedim çünkü yani. Kesmekte zorlanırız. Biraz sunumda böyle kalabalık görmüştüm. Şuna kesinlikle katılıyorum. Yani yemek yüzünüze gülmeli hoşuma gitti bu laf. Ara ara kullanacağım izniniz olursa. Tabii ki de. Fakat salça... Teşekkür ederim canım. Şimdi şu buna dayanıyor. Eti de kesmeden büyük lokma. Kesmek için de şey, birazcık şey yaptık. Keşke bunu yerine daha küçük bir şey koysaydın. Daha rahat yerdik. Bakın şimdi ben onun için özellikle soruyorum. Yani siz salçasız susuz diyorsunuz ya, konmaz diyor mesela. Fakat bir lezzet eksikliği var. Var. Çok üzgünüm. Evet. Gerçekten neden böyle oldu onu da anlayamadım. Çünkü içinde lezzet verecek her öğe var. Evet. Yani gördüm. Soğanını koydun, şeyini koydun. Acaba taş fırında fazla pişmesi mi aldı o işi, etin şeyini? Ya da dediği gibi patates mi çekti bütün baharatı? Belki de. Hala içinde. Çünkü bu güveç yemekleri genelde hep masada kırılıyor. Belki de. Sıcağı sıcağına yine. Belki de. Beklediği için de. Yoksa güzel. Efendim? Gelin Hanım'a diyorum biraz biz yorum yapalım Zahra Hanım. Yapamıyor musunuz? Artık Gelin Hanım'ın konuşmasından bize sıra kalmıyor. Şimdi bu güveci evet Gelin Hanım'ın dediği pişmiş, gibi. Et güzel pişmiş. Ama etten eti galiba. Evet. Evet tamam ne olacak? Onun için sert. Hani sert diyorsunuz onun için sert. Bana sert gelmedi yani evet çok pişmiş. İkincisi aynı sonra şekilde güveçte eti biz de çok yaparız. Ve hakikaten evet özel günlerimizde biz öyle her gün değil. İlla ki odun yani dediğiniz gibi taş fırın olması lazım değil. Aa, o güzel hareket yapmış. Evet. Oraya götürdü hani etti. Güzel bir şey. Sen emek vermiş. Bu büyük bir emektir yani. Evet. Biz emeğine bir şey demiyoruz. Evet. Pilavın da lezzetli. Yok evet kuru olabilir size lezzetli. Normal ama şimdi onların o tarafta ben biliyorum birazcık böyle oluyor yani. Evet. O kadar yağlı olmuyor. Bu bize normalinin altında kuru gibi geliyor ama ben lezzetini beğendim. Lezzetli. Yani lezzetli bir plan. Yemeğinde de biraz işte biraz daha bir baharatı mı çekmiş patates çeker yanındaki her şeyi. Çok pişip dağılmış. Ha salatanı da beğendim. Çok güzel. Ama maalesef ki etli bir yemeğin yanında çok fazla tavuk var içinde. Evet. Keşke bunu ara yemek tabağına koysaydık. Cacık beklerdik Zuhal Hanım biz böyle. Evet. Cacık ya da yeşil salata veya ama o da çok yapıldığını söyledi ama ara yemek tabağına daha güzel giderdi. Bunun yanında yeşil salata et olduğu için şimdi iki tane et, biri beyaz et, biri kırmızı et ama güzel olmuş mu? Evet güzel olmuş. Yani gayet lezzetli yani. Yüresel güzel olmuş biraz var. Tuzsuz. Ben yüresel yemek için yok bana tuzsuz gelmedi. Tuzsuz geldi Zuhal. Yok bana tuzsuz geldi. Güzel, eline sağlık. Güzel, eline sağlık. Güveç maalesef etler sertti. Artı çok fazla pişmişti. Sebzeler birbirine karışmıştı. Hoş bir görüntü yoktu. Ete kuru dediler ama siz düşünün şöyle söyleyeyim. 1,5 saat boyunca taş fırında pişen bir et sizce kuru olabilir mi? Kesinlikle ayrılması lazım yani. Ve kesin bir şekilde pişmiş yani. Ben bunu tabaklara servis yaparken bile fark ettim. Yani pişmemiş olma ihtimali kesinlikle yok. Kabul etmiyorum. Neden beni sorguluyorsunuz Zongül Hanım? Ayşe Hanım sizi sorgulamıyorum. Dünkü masadaki yorumlarınızdan sonra bugünkü yediğiniz ve yaptığınız yorumlardan dolayı. Ama... Bugün sizin sorgulamak değil de yaptığınız bu davranıştan dolayı. Ya güzel. İyi gidiyordu yarı yolda bozuldu şeyler. Ama beğenmedim. Tamam güzel. Beğendim ama tuzsuz. 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 Sen neden bana taktın Songül Hanım? Yani yo ben dün takmadım. Dün öyle bugün öyle ben bakalım yarın da mı öyle yapacaksın sen bak, bana? Elmas Hanım da şu anda heyecanlı. Yarınki gün için o da suskun. Bakalım. Vallahi ağlayan keki de beğenmezlerse artık. Yemek lezzet... Yani bir damak tatlarının olduğuna inanmıyorum. O yüzden gerçekten oturup ağlayabilirler yani. Ayrıca da bir insanın oğlum aşçı, oğlum aşçı, oğlum aşçı ama iyi de herkesin değil mi? Demek ki benim oğlum yarın bir gün cerrah olsa ben gidip birilerine ameliyat edebilecek miyim? Öyle bir yetki veriliyor mu bana yani? Çok saçma bir tabir, hiç hoşuma gitmedi. Düzgün bir şekilde, daha düzgün bir şeyler söylesin. Ve bir de insan niye bir başkasına güvenir ki oğlu dahi olsa? Kendine güvenemiyor mu? Ne tatlısı yiyecektik hani falan? Ağlayan kek yaptı gelinim. Ağlayan kek. Haydi ağlayalım. Niye? Çünkü gün menüsü dedim, işte sonunda finalde gün menüsü geldi. 5 çayında buyurun arkadaşlar. Baklava açamayacaktı herhalde. Çeyrekleri toplayalım. Kek versin ona. Songül Hanım. Ya inşallah senin gelinin de oklava ile baklava açar. Ya ben açılsın veya demiyorum ama bu yemeğin ardından ağlayan kek olmaz. Ben illa açılmış bir tatlı böyle kendini yoracak bir menü tatlı istemiyorum. Ama bu yemeğin arkasından hadi ağlayan kek. Ne olurdu bunun arkasında? Mesela şerbetli bir revani olabilirdi. Hı. Veya et böyle bir şekerpare olabilirdi. Yani olurdu.
Ama ağlayan kek. O da çikolatalı soslu. 5 çayına geldik o yüzden. 5 çayına buyurun arkadaşlar. Hanımlar ısrarla bugün 5 çayı 5 çay diyorlar. Ama zor değil mi? Evet ben de öyle düşünüyorum. Çünkü poğaçamız dereotlu poğaça. Yani tatlımız canım, ağlayan kek. Ya biz bunları günlerimizde yapıyoruz. Canım benim bu menü sana sizi sana ağlatmasın. Niye ağlayayım canım Allah Allah. Yani. Senin menünde de sen ağlarsın inşallah. Yani bizde de ağlayan cinsler inşallah. Kendi günleri geldiği zaman da göreceğiz onları. Gelinlerinin yapacaklarını da izleyeceğim. Gerçekten büyük bir merakla bekliyorum. Şu masaya ne koyacak aşçı oğlunun eşi? Çok büyük bir merakla bekliyorum yani. Bir de ağlayan kekin yanında sıcacık bir çay olsaydı aynı sanki beş çayı gibi böyle güne gelmiş gibi keyifli yerdik. Bir de kalkar bir erik dalı oynardık. Ne oldu? Şale salatalı da götür kızım. Benim de dilim dolaştı. Canım benim ağlayan kek gerçekten ağlıyor mu? Bugün ama ağlayacak yanında, mı yanında bak yani? Dondurma da var. Birazdan Şale ağlayacak ama. Benim i̇şte yeğenim ağlamaz. Ağlamasın. Allah ağlatmasın. Allah kimseyi ağlatmasın. Amin. Allah ağlatmasın. Bugün kek ağladı, yarın Allah büyüktür. Bakalım, bakalım sen ne ağlatacaksın. Ya ne alemsiniz ya, laflara bak ya. Gerçekten. Çok büyük laflar atıyoruz hala. Ağlayan tek şey ama kek olsun inşallah. Az önce Perşembe günü göreceğiz onu zaten. Şimdi de gülsün ama Perşembe günü ağlayacaksın. Valla Perşembe günü hep beraber göreceğiz. İnşallah. Biz güleceğiz ama sen ağlayacaksın o günü. Yo ben gülerim ben. Göreceğiz. Niye öyle dediniz? Çok gülüm atıyor ya ondan sonra. Niye atıyor? Niye atıyorsun öyle yani her şeyi atıyorsun, gülüyorsun. Ben doğal insanım. Ben doğal insanım arkadaşlar. Ben doğal insanım. Ben neyse buyum. Sizle birlikte güleceğim. Sizle birlikte seveceğim. Evet çok değişken. Çok değişkensiniz. Sen neden bana taktın? Çok iyi rol yapıyorsunuz. Sen bana neden taktın? Neden ben takmadım size. Ben takmadım size. Sizin Allah bu rol değişik halleriniz ilgimi çok yok, fazla çekiyor. Yok rol oynamıyorum. Gerçekleri ya, konuşuyorum. Herkes yolumu ya. Yemeği beğenmedi işte öyle dünkü dediniz. Dünkü o kadar lezzetli şeyleri ya beğenmediniz. Bugünkü menüyü. Ve dünkünü beğenmemiz enteresan. Evet. Ay bugün de beğenilecek bir sürü şey var da evet, dünkü de yani. Dünkü bizim menümüz Ayşe Hanım'ın tekini atarak beğenmedi ya. Baklavayı beğenmedi. Kendi tatlıları. Kendi tatlıları Ayşe Hanım'ın. Evet. Hayır bir de Ayşe Hanım yorum yapıyorsun ya hemen arkasındaki bana niye taktın? O baklava değil de basit bir kabak tatlısıydı yani. Hazır yok kıyaslarım Ayşe Hanım. Yok ama yok, yani baklavayı yok artık arkadaşlar yok. Baklavayla kıyaslayamazsın onu. Ya yorum yapmak için yorum yapmak. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Lezzeti yedim de hatta baktım güzel dedim güzel yani dedim ama baklava değil o. Ama göçmenleri bakın Bulgaristan'da ona kabaklı baklava diyorlar. Onun oradaki ismi öyle. Yöresel bir yemek. Yöresel bir tatlı. Tatlılara yönelik. Arkadaşlarım var. Tabaklarımız gelmedi Zuhal Hanımcığım. Biz bekliyoruz. Biz de arkadaşları bekliyoruz. Yani. Yok yiyin canım yemek başladı yedi artık çoktan yani ilk yemekte bekliyoruz birbirimizi artık. Yedi tadımız yorumunu alalım Hanım biz tatmadan evet, senden tat baklava bekliyoruz. Sizin de geldiğiniz yere ağlayan kekten. Hadi ağlayan kekten. Bunu da beş çayı için daha uygun buldu hanımlar. Ne önerirdi? Bir de çay olsaydı yanına ah, çok güzel giderdi. Haşhaşlar var ay, ay, gerçekten ay, ondan da. Of yani sık yapılanlarda revani evet. Ama şerbetli bir tatlı olabilirmiş, öyle diyorlar. Kesinlikle. Bunda krem şanti var mı? Evet, var. Yani göremedim de, o yüzden. Var. Hani krem şanti dediğim böyle şöyle olur, böyle bir ara renk gibi olur. Üzerine böyle çikolatayı dökersin, bir akar. Yani ben bunu beklerdim. Çünkü yapıyoruz Zuhal Hanım, biz de yapıyoruz yani. Onu da iki günde bir yapıyorsunuzdur. Yok, iki bence günde onu her yapmam gün çünkü onu her gün yapıyorum. Gene sallamaya başladı gene. Gene sallamaya başladın yani. Ayşe Hanım niye sallayayım? Ben sallıyorsun, hamur sallıyorsun. Ya o tatlı yapıyor musunuz? Yok, hamur işinden aram yoktur. Çünkü ben böyle hamur işi falan fazla yemiyorum. Ben yiyorum arkadaşlar. Yiyor ve sporunu yapıyor. Sen, aynen öyle. Sen kendine güveniyorsun. Çok lezzetli olmuş. Aa beğendiniz mi? Aa, afiyet olsun. Afiyet olsun. Süper. Beğenen bir kayınvalide çıktı tatlıyı. Çok güzel olmuş kızım eline afiyet sağlık. Olsun. Beğenenler iki oldu. Bundan varsa eve giderken alayım çay yiyeyim. Oo, tamam mı? Eline sağlık. Çok başladı. Güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ayşe, saklama katlanışı şey yap. Cuma günü getirirler tekrar. Çünkü birkaç siparişi daha oldu Ayşe Hanım'a. Evet. Çok güzel olmuş kızım. Afiyet olsun. Hayriye Hanım? Tadı çok güzel. Evet. Tam bir ağlayan evet kek. Ama evet. Çaylarda. Günlerde çaylarda. Beş çayında yediğimiz bir pasta.
Cidden pasta tatlı yerine geçmez. Başından beri onu söylediler. Evet. Geçmez. Ama lezzet olarak güzel. Evet, lezzet. Bak, güzel. Lezzeti güzel. Eline sağlık. Yani eline sağlık. Ama yani ben isterdim ki bunu tatlı olarak bu yemeğin ardından sunma. Evet, yorumlar böyle. Bakalım puanlar nasıl gelecek sana? Bakalım. Ve Jale için açık oylamadayız. Bana en sert yorumları Songül Hanım gerçekten yaptı. Çok üstüme geldi. Onunla gelini yarışacak. Ben annemin kesinlikle böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten yoruluyoruz. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bir stres var. Yetiştirmenin heyecanı nasıl olacak acaba? Olacak mı, olmayacak mı? Ve ben bu stresin arasında bir de fırına gidip gelmekle uğraştım. Umarım bunların hepsini düşünürler. Bunlar aralarında konuşmuşlar bence. Kadını bilmeden hiçbir yani, şey konuşuyor. Yani, bu puan size inat olarak gitti. Kapatın lütfen. Evet, bugün de sevgili Jale için oy verme zamanı hanımlar. Buyursunlar, tahtalarınızı elinize alınız ve Jale için puanlarınızı yazınız. Biliyorsunuz bir verdiğiniz puanı bir daha veremiyorsunuz. Onun için lütfen dikkatli puanlar veriniz. Sonraki günlerde nasıl masalarla, hangi lezzetlerle karşılaşacağınızı bilmediğinizden mütevellit. Lütfen iyi ölçüm biçin, tartın, ona göre tabii notlarınızı verin. Sevgili Jale'ye gelen puanlar nasıl? İlk olarak Elmas Hanım'ın puanını göreceğiz birazdan. Elmas Hanım, buyurun görelim puanınızı ve söyleyin lütfen sesli olarak. 5. Kapatın lütfen. 5. 5 verdim. 5 neden acaba 5 puan? Emeğini göz ardı etmedim. Bence etmişsiniz Korban, ama. Yok, hayır. Etmediğimi düşünüyorum. 6 ile 5 arasında yedip geldim. Çorbanın kıvamını güzel bulmadım. Tadın iyiydi. Ama gerçekten 5 ayında gibi hissettim seni. Onun için mi 5? Özellikle inanın hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Ortalama bir masa bu yani. Vasat diyorsunuz 5 verdiğinize göre. Servis beğenmedim, açık söyleyeyim. Servisi dağıtma şekli görselliğe hitap etmiyordu. Ciddi anlamda da sıkıntı duydum. Etleri dışarıya çıkarttım, kesmeye çalıştım. Teşekkür ederim ama bence gerçekten emeğime karşılık. Evet. Ya ben buradan sadece taş fırına gidip gelmem bile yeter benim ya. Beş, gerçekten risk aldım. Hiç çünkü burada yetiştiremediğim zaman daha düşük puan alma riskim var benim. Eksik evet, çıktığı evet, zaman evet, daha evet, büyük bir mevzu. Ve hiçbir şekilde savunmam olmayacak. Ben bunu bile yeri geliyorsa göze aldım. Ama gerçekten de hak sağlık olmasa değildi yani. Ama bakın şimdi şöyle gerçekten bir şey de söylemek değildi istiyorum. Elbette emeğine saygı duyuyorum ama daha önümde iki bayan var. Ve ben şey olmaya çalışıyorum, yani hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Hakkaniyetli eğer olmak. Eğer tutup ben size bu sofraya 8 veremem ki dün, dünkü sofrayı... 7 vermişti dünkü. Evet, dünkü sofra daha iyiydi. En azından sunumlar çok güzeldi, görsellik harikaydı. Gerçekten 6 ve 5 arasında inanın gidip geldim ve güveci götürmeniz gerçekten büyük bir jestti bizim için, masa için jestti. Ya tamam, el taş fırın, taş fırın olabilir. Yapabilir, tercih etmiş, bu yemeğe sunmuş bize. Hı. Ve orada pişmesi gerekiyorsa evet orada pişecekti evet kız. Ya farklı bir yemek seçip mutfakta da oyalanabilirdim. Yani daha rahat, o sizin tercihiniz. Girmeden. Ama o sizin tercihiniz. Şu andaki puanlamada yani taş fırını göze alamayız. Biz o zaman 5 çayını bakıyoruz da katamayız puanlamaya. Ama görüntü menüye bakıyoruz. Menüye bakıyoruz menü canım benim. Menü. Seçimler yanlıştı. Biz yani menü nerede pişmiş biz onu puanlamıyoruz. Veya nerede hazırlandı onu puanlamıyoruz. Biz menüye bakıyoruz ve lezzete bakıyoruz. Lezzetinde ne vardı canım? Peki Songül Hanım'ın puanını da göreceğiz. Bekleyelim lütfen. Buyurun Songül Hanım, bakalım bu yorumlardan sonra puanınızı. 5. Sizden de bir 5. Evet. Kapatın lütfen. Evet, bir 5 de buradan maalesef. Yani ben dediğim gibi ortalama bir puan vermeye çalıştım. Bu çünkü ortalamanın altında. Evet, 1, 3'ten 10'a kadar değilim.
Birden ona kadar. Birden eğer ona eksikse kadar. 2000 verebiliyorsunuz. Değilse evet, 3'ten başlıyor yani, zaten. Bu emeğinize karşılık. Evet, elinize sağlık. Emek vermişsiniz. Gerçekten yemeklerde sıkıntı. Ara sıcakta 5 çayı gibi. Daha sonra... Ama sizin yemeğimin lezzetini eleştirebilirsiniz. 5 çay diyemezsiniz ki. Ama bu doğru bir tercih ara, değil. Ara sıcak diye bekliyoruz biz. Ama benim yani, her tarafta da hayır, türlünün... ara sıcak. Hayır efendim, yani o güveçin yanında tavuk salatası. Onu mesela ara sıcağa koyabilirdin. Evet. Ama bu yani, benim tercihim. Bu bütün arkadaşların da yorumu odur. Doğru, doğru. Bir benim değil yani bu. Evet, bakalım Hayri Hanım'dan kaç puan edecek. Evet Hayri Hanım, açın ve söyleyin lütfen sesli olarak da puanınızı. Benden de 5. Hayda. Bugün 5'ler iyi geliyor. 3. 5. Yani bunlar aralarında konuşmuşlar bence. Yok da bende. Hayır, öyle bir şey yok. Yemeden neyi konuşacaklar? Yemeden, hayır, görmeden. Hayır, tadını bilmeden. Bugün ki. o beş. Hani yani şey tadını gibi. Bilmeden hiçbir şey yani, konuşmuyor. Yalnız yorumları da tutuyordu üçünün yani. Şimdi evet, öyle bir durum var ama hepsi mi 5? Yani bir kişi daha az veya daha fazla beğenmedi mi? Ya bir de beni şöyle düşünün, benim iki oğlum aşçı falan diyorum ama hanımefendi de aşçıyım diyor. Hanımefendi de aşçıyım diyor. Aşçı bir şey söyleyebilirim. Yani bu anladığı zaman ikiniz gerçekten de birbirinize baktınız, bir göz hareketi yaptınız. Aa. Dün sizin masaya evet 7 puan verildi. Eminim ki siz de o masaya yüksek vereceksiniz. Hayır hayır, Hayri Hanım'a 7 puan verildi. Hayır, ben vermedim. Gerçekten yok, puanlar yazıldığı zaman birbirinize baktınız. Hayır asla. Baktınız, evet bu kadarı tesadüf değil. Gelin Hanım çok... Hayır, baktınız. Efendim çok fevri davranıyor. Çok fevri davranıyor. Bir de yapmadığımız bir şey söylüyor. Dün masada asla. Elmas Hanım... Ama şimdi yani bu kadar emeğe üçünlük... Biraz kesinlikle kabul etmiyorum. Beşlik bir masa yani değil. Biraz daha adaletli olabilirdi. Beş puanlı bir masa değildi. Ayşe Hanım benim gelinime 3 verdiğinde evet. Benim gelinim teşekkür etti, gülerek karşıladı. Lütfen biraz fevri almayın. Ama bu fevriliği ben kendime savunmak lazım. Zorundayım. Yok, onun da, yok, sakin olun. Onun da çok emeği vardı. Masamız daha düzenliydi. Hani sunumumuz güzeldi. Ya evet. Fevri olmayın. 3'e de benim gelinim hiç karşılık gelmedi. Lütfen sakin olun. Evet, son puan. Afiyet, eline sağlık. Teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Güzel. Peki, son puan Ayşe Hanım'dan gelecek. En merakla beklenen puan. Çünkü bayağı bir beğendi. Evet Ayşe Hanım, gösterin masanın son puanını. Buyurun ve söyleyin lütfen. 7. Teşekkür ederim. Oo Ayşe Hanım. Kapatabilirsiniz. Böyle bir masaya 7 verdiniz. Aa, hepsi çok güzeldi. Olamaz. Benim gelinin masasını 3 verdiniz. Benim gelinin masasını 5 verebilirdiniz. Yani bu puan size inat olarak gitti. Yok, inat değil. Lezzetine verdim. Lezzetine verdim. Bu puan size inat olarak gitti. Siz neden hepin üçünüz üstüme geldiniz? Her şeyde üstüme geldiniz. Siz kime inat bana 5 puan verdiniz? Lezzetine beğendim. Beğendim ya. İnat için değil. İnat için değil. Dün 3 puan verdim. Sözleşme. Ama beğendi yapmışım yemekleri. Meline sağlık. Onlar içi boşuna konuştunlar kızım. Evet, boşuna konuştunuz. Evet yani. Dün siz boş mu konuştunuz? Çok belli. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. 7 verilemeyecek bir masa mıydı yani? Verilecek masa çok hayır. Güzeldi zaten. 7 hak etmedi mi bu masa? Dünkü puanı hiç konuşmam. 3 asla verilmeyecek. Evet. Bir puan. Dünkü masaya 3 asla olmaz ama buraya 7 olmaz mıydı yani? Dünkü masaya göre konuşuyoruz. Dün eğer 3 verdiyse evet. Bu masayı 7 vermesi. Dünkü puanı çok düşüktü. Çok düşük. Hayri Hanım ama karnım doydu. Her şeyi beğendim yani. Karnım da doydu. Ana yemeği beğenmedin bir tek. Ondan mı kırdın? Et sert dediniz. Bir çay olsaydı kekin yanında daha güzel olurdu. Daha yüksek puan verdim. Çay olsaydı daha güzel olurdu. Çay menüye dair değil mi? Ayşe Hanım yoktu ama dondurma olduğu için ben çay koymadım. Ayşe Hanım'la kayınvalide mi anlaştık acaba? Yok artık. Yani kayınvalide anlaştınız. Siz buraya girerken biz yan odaya girdik. Yok. Bakın nasıl yorumlar nasıl geliyor. Siz içeri ben arkada kaldım ya. Hiçbir yorumu da kabul etmiyor. Yan odaya girdik anlaştık. Ona göre puan geliyor. Yorum ama yani 7 hakkını verdi. Evet, puanlar evet, böyle. Şimdi ben sana puan vereceğim. Eline emeğine sağlık canım. Evet hanımlar, yarın görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. Evet sevgili Jale, benim sana puanım 7. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.